Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri meclislerimizi ayet ve hadislerin okunduğu ilim meclislerine ilhak eyleyip cümlemizi müstefid eylesin. Amin. İstifademizi azim eylesin. Amin. Bu din ilmidir. İlimden üstün bir şey yoktur. Allah-u Teala هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu buyuruyor. Böylece ilmin üstün seviyesini beyan ediyor. Bundan dolayı hiçbir şeyi ilme tercih etmemeli. İman da ilimledir. Efendim, amel de ilimledir. İnsan neye inanacak bilmesi lazım. Ne amel edecek bilmesi lazım. Bilmesi için de dinlemesi lazımdır. İlim sebeplerinden biri de nedir? Kulak. Aklı olmayan duyduğunu da anlamaz ama kulak duyması ne kadar büyük bir nimet ki, şimdi siz bu konuştuklarımızı duymasanız hiç istifade edemezsiniz. Burada otursa, kulağı sağır olan biri gelse, otursa tabii ki bir sevap alır, bir feyiz alır, o kalp işidir ama dinleyemediği için konuşulanlardan bir hüküm çıkaramaz, bir mana çıkaramaz. Onun için Allah-u Teala'ya çok hamd edelim. Allah-u Teala bize kulak verdi. Ya Rabbimiz bu nimeti beyan ediyor. Allah'u ekhrecekum min butun ummahatikum la te'alemune şeya. Allah sizi annelerinizin karınlarından çıkarttı, dünyaya getirdi. Siz hiçbir şey bilmezdiniz. Ve ceale lekumus sem'a vel ebsara vel ef'idete leallekum teşkurun. Kalilen ma teşkurun da var. Ama size ne verdi? Kulaklar. Dinleyesiniz. Gözler. Göresiniz. Gönüller. Anlayasınız. Niye böyle yaptı? Ola ki şükredesiniz. Çünkü duymadan, görmeden, anlamadan, bilmeden şükür de yapılmaz. Onun için Rabbimiz bu nimetleri bize lütfetti, kerem etti, ihsan etti ama sitem de etti. Kalilen ma teşkurun. Siz ne kadar az şükrediyorsunuz? Ne kadar az şükrediyorsunuz buyurdu. Şimdi kulaklarını efendim bazı işlere, fuzuli laflara, muhabbetlere, sabahlara kadar kulaklarını verenler, ne dine yarar, ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar, her tarafa zarar işlerde kulaklarını, gözlerini, gönüllerini meşgul edenlere ne yazık. Ama şimdi bu ayetleri, hadisleri, bu meseleleri dinleyenlere inşallah bunlar fayda verecektir. Mektubattan, dersimizden işte kısa bir şey okuyoruz. Çünkü bu mevzular biraz izah isteyen yerlere gelindi. İzah işte istediği için de konunun önemini bildirmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bazı ilanlarımız var. İlk olarak şu anda internetten radyoları başında bizi dinleyen kardeşlerimize söylüyorum. Bizim şu andaki konuşmamız internetten canlı yayın denemesi yapılıyor. Şu anda canlı yayına veriyoruz. cubbeliahmethoca.tv bu W diye 3 tane bir şey var. Ondan sonra cubbeliahmethoca.tv TV adresinden kimlerin evinde internet varsa, kullanabiliyorlarsa şu anda o noktadan girdikleri zaman görüntülü olarak bu konuşmamızı dinleyebilecekler. İnşallah Rabbim muvaffak eylesin. Her yere ulaşmak nasip eylesin. Herkes de birbirini teşvik etsin. Birbirine telefon etsin, mesaj çeksin. Bu haberi duyursun. Bundan sonra inşallah Allah nasip ederse her salı akşamı bu konuşma internetten canlı yayın verilecek. İlerisi de gelir inşallah. Efendim. Ondan sonra diğer bazı konular sohbetlerle alakalı genel bilgiler zaten o internet adresinden takip edilebilir. Efendim. Nasip olursa perşembe akşamı
sohbeti de düşünüyoruz canlı vermeyi. Hatta pazar günü şifa dersimiz var. Bu pazar saat 2'den sonra Arifan yayınlarında. Burada Yavuz Selim Caddesi Noel 2'de imza günümüz var. Kitaplarımızı imzalayacağız. Gelen kardeşlerle görüşeceğiz. Ondan sonra ikindi namazı 5 gibi oldu. Namazın peşine Şifa-ı Şerif'ten çok kıymetli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarından bahseden mübarek Şifa-ı Şerif'ten ders yapacağız. Hanım, erkek cemaatler davetlidir. Fatih'teki adresimizde. Hanımlara ayrı yer vardır. Erkeklere ayrı yer vardır. Pazar günü şifa dersimiz olacak. Onu da inşallah nasip olursa internetten canlı yayın vermeyi düşünüyoruz. Allah nasip ederse. Böylece hizmetler yayılsın. Derdimiz duyurmaktır. Hidayet yaratacak ancak Allah'tır ama yani 10 kişi duysun 15.si duymasın diye de bir sorunumuz yok. Zaten gizli konuştuğumuz bir şey de yok. Her şey ortadadır. Bundan dolayıdır ki duyulmasının faydası olur, zararı olmaz. Çünkü maksadımız tebliğdir. Tebliğ de neyle olur? Ulaştırmakla olur. Ulaştıran aletler de bugün bu en seri şekilde internet çıktı tabii. Bunlar ilmin yayılmasının sebeplerinden olduğu için iyiliği de yayıyor, kötülüğü de yayıyor. Allah bizi hayra anahtar eylesin, şerre kilit eylesin. Ama çoklar internetle ne dalaletlere imza atıyorlar. Velakin bu hayırlara da inşallah sizler gibi efendim meraklıları için vesile olur. Bunu duyuruyoruz. Şimdi dersimize devam edecekken nerede kaldık? İmam Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri haramlardan sakınmak hususunda maruf olan meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isyan edilmemesi noktasında devam ediyor. Çok şeylere temas etti. Bu derste de ve yenbeğil ictinabu an isti'mali sihri mübaşaraten ve emran fe innehu haramun kat'iyyun. Sihir yani büyü istimal etmek, büyü kullanmak ne demek? Bil fiil mübaşaraten teşebbüs edip, tevessül edip yapmak, emir dediği veya yaptırmak. Bunlardan son derece sakınmak lazımdır. Çünkü bu kesin haramdır. Yani haramlığı kat'idir. Bunda asla bir şüphe yoktur. Buyuruyor. Şimdi sihrin hakikati olup olmadığı hususu ehl-i sünneti alakadar eder. İtikat meselesidir. Bazıları televizyonlarda, oturumlarda şurada burada çıkıp büyü diye bir şey yoktur derler. Yanlış derler. Büyü diye bir şey vardır. Dolayısıyla çok da hoca olurlarsa, bu bazı ehl-i sünnet dışı hocalar vardır. Onlar da büyücü gibi bir şeydir zaten. İnsan şeytanları. Yuhayyelu ileyhimin sihrim enna tesa ayetini getirirler. Hani büyücüler Musa Aleyhisselam'a karşı Firavun tarafından çıkarıldıkları zaman halatları, urganları civalayıp boyalayıp iki vadi arası dolusu 70 bin büyücü o kadar da malzemesini, hünerini ortaya koyduğu zaman da Allah Teala buyuruyor ki yaptıkları büyüden dolayı Musa Aleyhisselam'a hayal ettirildi ki sanki onlar koşuyorlar. Yani Musa Aleyhisselam onların koşuyor gibi hayal etti. Bu hayal ettirildi sözünü, ayet-i kerimede geçen cümlesini alıyorlar ele. Diyorlar ki bu hayaldir. Yani ne demek hayaldir? Evhamdır. Yani psikolojiktir. Adam büyülendim zannederse büyülenmiş gibi zarar görür. Halbuki büyü diye bir şey yoktur diyorlar. Halbuki bu ayette bu denmiyor. Çünkü büyünün eksamı vardır. Yani kısımları vardır. Bu kısımların efendim hatta konuşmanın bile büyüleyici tesiri olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne minel beyani lesihra. Öyle bir beyan ve izah üslubu vardır ki elbette sihir kadar güçlüdür. Yani bazı insan konuşmasıyla bütün insanları ne yapabilir? Hipnotize edebilir, büyüleyebilir, hayran bırakabilir,
Başka düşünceleri sildirebilir, unutturabilir, kendi fikrini yerleştirebilir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi beyan etmiştir. Tabi öyle şairler vardır, öyle şiirler vardır, öyle hikmetli konuşanlar vardır, insanları etki altında bırakır. Dolayısıyla sihrin kısımları vardır. Bir de mesela ne vardır? Göz bağcılık vardır. Yani göz bağcılık dediği hokkabazlık, bunlar şimdi bile vardır. Adamı işte dörde bölüyor, üçe katlıyor, bilmem ne, çuvala sokuyor, çuvaldan çıkarıyor, kesik sokuyor, tüm çıkarıyor falan filan. E sen bakıyorsun böyle, anlamıyorsun. İşte o el çabukluğuyla veyahut senin gözüne öyle gösteriyor. Hakikatte o adam üçe bölünmüş değil. Ve lakin senin gözüne onu öyle gösterebilecek bir hüner sergiliyor. Dolayısıyla ayet-i kerimede ona hayal ettiriliyordu ki o urganlar, ipler, halatlar koşuyordu deyince Firavun'un büyücülerinin sergilediği büyünün bir kısmına işarettir. Onların yaptığı büyü aslında o halatlar, urganlar efendim civalanmış, güneş de vurunca onunla beraber böyle akıyormuş gibi gözüküyor. Aslında onlar cansız malzemeler. Cansız malzemeler öyle gitme, yürüme, akıp geçme kabiliyetine sahip değiller. Ve lakin o büyücülerin sanatları niye kuşluk vakti istediler? Aynı hüneri gel de bakalım akşam karardıktan sonra yap desen yapabilir mi? Yapamaz. Sihirle mucizenin farkı ne? Orada da harikuladelik olabilir, sihirde de harikuladelik olabilir. Fark nereden gelir? Mucizeye Allah mukabele yapma imkanı kimseye vermez. Ama sihre mukabele imkanı vardır. Bir büyücü bir hüner sergilerse başka bir büyücü çıkıp ona karşı bir hüner sergileyebilir. Veyahut da o bir aşağı oynarsa yukarı öbürü bir üstten oynar, onun sihrini iptal edebilir. Ama mucize odur ki Allah Teala Hazretleri ne şeytana, ne insana, ne sahire, ne kahine o sihre mukabele yapma imkanı tanımaz. Mucizeye karşı gelme imkanı vermez. Dolayısıyla ne oluyor? Diyelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağın işareti hilali yarmıştır. Bu sabittir. Bu mucizedir işte. Bu mucizedir ne demek? Bir büyücü de kalkıp bunu yapabilir mi? Yapamaz. Sen ayı mı yardın ikiye? Ben de güneşi yaracağım diyebilir mi? Diyemez. Misliyle de mukabele yapamaz. Üstüyle de mukabele yapamaz. Bu mucizedir. Salih aleyhisselam dua etmiştir. Kayadan Allah 10 aylık yüklü deve çıkartmıştır. Bu mucizedir. Bir büyücü çıkıp da onun o mucizesini iptal edemez. Ama sihir nedir? Öyle bir şeydir ki başka bir sahir çıkıp onun sihrini iptal edebilir. Anladınız mı farkları? Evet. Görünüşte harikulade olay gibi gözükür her şey ama farklar var. Şimdi sihrin Musa aleyhisselama karşı gösterilen büyücülerin sihri bu kabilden olduğu için ne zaman buluşalım, hünerlerimizi atışalım diye konuştukları zaman Firavun büyücüleriyle Musa aleyhisselam ne dediler? قَالَ مُوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ الضُّحَى. Anlaşma vaktimiz ne gün olsun? Zinet günü. Zinet süs demektir. Aşure gününe denk gelir. Yani Aşure gününün de adıdır. Çünkü Aşure günü eskilerden beri geliyor. Muharrem'in onudur. O gün olsun. Peki vakit olarak hangi vakit olsun? Kuşluk vakti olsun. Ayette böyle geçer. Niye kuşluk vakti diyor? Çünkü güneşin en parlak parlama zamanıdır. Civalı maddelere vurduğu zaman da bir vadi dolusu urgan, halat, ip efendim yayılmış. O ne gösteriyor? Sanki o kadar güneş ışınlarıyla civanın verdiği görüntü, onların hepsi böyle hareketlenmiş ejderha gibi sanki yürüyorlar, ayağa kalkacaklar, birini yutacaklar gibi görünüyor. Ama sen gel bu hünerini akşam göster güneş battıktan sonra desen, o yok. Onun için Musa Aleyhisselam'ınki sihir değil, mucizedir. O ne yaptı? Asayı Allah Teala vurdu. El kasak, bırak değneğini, bıraktı feydaiye telkafu maefikun. O bütün onların uydurduklarını yuttu. Bu nasıl iş? 70 bin büyücü malzemeleri katır, kaç katır yüküyle bir de bir büyücü hüner getirmiş. Bu kadar malzemeyi asa ejderha oldu. Hepsini yuttu. Bir vadi dolusu malzeme. Şimdi 10 bin kişi, 20 bin kişi bir yerde toplanıp miting yapıyor da pisliğini belediye 40 sene zor temizliyor yani.
bu kadar malzemeyi, eşyayı sen efendim yutuyor 70 bin büyücünün katır yükleriyle getirdikleri malzemeyi yutuyor da yine Musa Aleyhisselam'ın eline asan halinde dönüyor. Elini alıyor yine bir değnektir. İşte bu mucizedir. Bunun mislini yapabilirler mi? Yapamazlar. Halbuki onların getirdiği malzemelerin aslı var mıydı? Vardı tabii, taşıyarak getirdiler. O hokkabazlık değildi. Malzemelerin urganlar, ipler, halatlar yer tutuyordu. Peki onlar nereye gitti? Onları şimdi çöp makinesine çöpleri atıyorsun da nasıl bir ses çıkarıyor da öğütüyor? İşte öyle. Değneğin içine. Şimdi burada bazıları bu ayetten yola çıkarak bak büyücülerin yaptıkları böyle hayal ettirildi diyerekten büyü hayaldir diyorlar. Bu yanlış görüştür. Ehli sünnetin itikadına muhaliftir. Ehli sünnete göre büyünün hakikati var mıdır? Vardır. Hakikati ne demek? Gerçekçilik payı var mıdır? Gerçeklik payı. Vardır tabii gerçeklik payı. Gerçeklik payı olmasa büyü haramdır demeye ne lüzum var? He? Ben burada duracağım, kendi kendime bir şey hayal edeceğim. Yani bunun haramlığa çok taalluku yoktur. Burada buna hükümler tereddüt etmiştir. Peki sihir yapanın cezası vardır fıkıhta, şeriatta. Bu demek bir şey var ki yapıyor bunu. Ondan sonra ayette ne buyuruyor? Estağfirullah, yuallimûne nâses sihr. Şeytanlar insanlara sihir öğrettiler diyor Bakara suresinde. Olmayan bir şey neyini öğretecek? Demek bunun aslı var, esası var, usulü var, metodu var, yöntemi var, şekilleri var ki bu öğretilebilen bir şey. Ve mâ unzile alel melekeyni bi Babil Harute ve Marut. Bu ilim iki melekle dünyaya indirildi. Allah Teala kullarını imtihan etmek diledi. O iki melek hakkında da çok uzun kıssalar vardır. Şimdi vakit ona müsait değil. Ve lakin ayet söylüyor ki sihir ilmi Babil'de, Babil Irak'ta, şimdi yıkıntıdır, viranedir ama medeniyetin beşiği olan bir yerdir. Babil'de Harut'la Marut iki melek, Allah tarafından sihir onlara öğretildi. Onlar da geldiler dünyada, bu sihri ne yaptılar? Öğrettiler. Niye öğrettiler? İmtihan. Ama onlar öğretmeden evvel ne diyorlardı? وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ O iki melekten öğrenmek isteyen bir öğrenci gibi geliyordu. Onlar da diyorlardı ki حَتَّى يَكُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Bak biz fitneyiz. Ne demek? İmtihan vesilesiyiz. Allah bizi imtihan için gönderdi. Allah Teala silah yapmayı da Allah öğretti. He? Allah Teala bu insanların birbirine zarar vereceği daha neler var? Bu ilimlerin öğreticisi kim? Hepsi Allah'tır. Allah'tan başka bir şey öğreten yok ki. Madem yaratan odur. Ama yaratmak demek, zorlamak demek değildir. Burada önüne kaç türlü imkan yaratılır, sana biri seç denir. Bu seçim hakkı sana verildiği zaman mesul sen olursun. Batılı seçersen sorumlu olursun. Hakkı seçersen kazanırsın. Sakın kafir olacak şekilde uygulayıp da kafir olma diyorlar. Yani buradan da şu manayı verelim. Büyü yapan kafir olur mu meselesine gelin geçersek, ancak yaptığı işin helal olduğuna inanırsa ne olur? Kafir olur. Yaptığı işin haram olduğuna inanırsa, yani ben haram yapıyorum, bile bile haram yapıyorum ama nefsime uyuyorum, yapacağım diyorsa, zina eden, içki içen, kumar oynayan, faiz yiyen, yalan diyen, efendim, iftira yapanlar, yaptıkları işin haram olduklarını bilerek yaptıkları zaman kafir olmayacakları gibi büyü yapana da kafir diyemeyiz. Ama yaptığı işi helal bilirse, içkiye de helal diyerek içen kafirdir, zinayı da helal diyerek yapan kafirdir, sihri de helal bilerek irtikap eden kafir olur. Bunların ayrımını yapın. Ancak sihrin kafir eden kısmı vardır. Nasıldır? O, Allah muhafaza etsin, Kur'an'ı çöplüğe atarak yapılan büyüler vardır. Kur'an'ı çöplüğe atarak yapılan büyü adamı kafir eder. Çünkü Kur'an'ı mezbeleye, pisliğe atmak fiil olarak,
yapılan hareket olarak kafir hareketidir. Bu yaptığı işi helal bilmeye, haram bilmeye taalluk etmez. Çünkü yapılan iş doğrudan kafir edici bir iştir. Dolayısıyla burada bir mesele daha buzuğa kavuşsun. Hani hiçbir amel adamı kafir etmez diyoruz da o genel bir ifadedir. Her kaidede olduğu gibi bunun da müstesnası vardır. Dolayısıyla idrarla Kur'an yazmak, efendim, hayız kanıyla, Allah muhafaza etsin, kadının hayız kanı alınıp da nuska yazıp da büyü yapanlar vardır. Ha, böyle bir kanla, efendim, idrarla nuska yazarak ayet yazayım veya melek adı yazayım, şunu yazayım, bunu yazayım dese kafir olur. Bu dinsiz, imansız olur. Veyahut Kur'an'ın büyük abdest, küçük abdest çukurlarına atılma şekliyle yapılan büyüler vardır. Bu şekil yapılan büyülerde insanı ne yapar? Kafir eder. Çünkü o fiil, zaten sen bu yaptığına helal mi inandın, haram mı inandın meselesi ortadan kalkar. Bu durumda yapılan iş, büyü yapmaya da lüzum yok. Normal bir vatandaş keyfine rastgele de bunu yapsa kafir olur zaten. Orada büyü yapmak değil, ya büyü yapmanın haram olduğuna inansa bile kafirlikten kurtulamaz. Neden? Hiç büyü yapmadan da kalkıp birisi kasıtlı tuvalete Kur'an atsa kafir olur. Anladınız mı? Ha, bunlar fark isteyen konular. İnce hassas teraziler lazım. Bu durumda Allah-u Teala buyuruyor, o melekler gelene ne diyordu? Öğrenmeye gelene, biz imtihan vesileciyiz. Fela tekbur. Sakın sen kafir olma. Ne demek? Kafir olacak şekilde büyü yaparak kafir olma. Yani ona helal inanarak veya işte demin dediğim gibi pis işler yaparak, kafir edici işler işleyerek kafir olma diyorlar. Ve zaten buna yanaşma, bunu öğrenme, bu sana lazım değil, nasihat ediyorlardı. Ama bazı insanlar illa da ben öğreneceğim derseler, imtihan gereği ona da ne yapıyorlardı? Öğretiyorlardı. فَتَعَلَّمُنَ مِنُهُمَا. İnsanlar da bu iki melekten öğreniyorlardı. Neyi öğreniyorlardı? مَا يُفَرِّقُونَ بِي بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Bu Bakara suresinin ayetidir. Kişiyle karısının arasını ayıracak. Bakara suresi, bakıyorum, 102. ayet olarak burada rakam geçiyor. Benim aklımda rakamlar kalmaz. Ezberimde oluyor ama rakamları tutmam kafamda. Adetimiz yok. Kişiyle eşinin arasını ayıracak olan bir kötü ilmi o iki melekten öğreniyorlardı. İnsanlar böyle öğrenmeye başladılar ve bu ondan sonra yayılmaya başlandı. Şimdi demek istediğim, sihir olmasa bu öğrenme, öğretme, meleklerin nasihatları, ondan sonra kişiyle karısının arasını ayırmaya sebep olacak diyor. Bir şeyi öğreniyorlardı. Bir şey yoksa ortada, hakikati yoksa, gerçeği yoksa, bu nasıl karı koca arasını ayıracak? Demek ki bu işlerin en kötüsü de karı koca arasını ayırma meseleleridir. Ama Allah Teala ve ma hum bidarrine bi min ahadin illa biiznillah. Benim iznim olmadan, müsaadem olmadan dünyanın en büyük büyücüleri bir araya gelse bile kimseye büyü yaparak zarar veremezler. Şimdi zararı yaratan kim? Allah. Hayrı yaratan kim? Allah. Şerri yaratan? Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Biz kadere nasıl inanıyoruz? Hayrın da şerrin de yaratılışı kimden? Allah Teala'dan. Hayra razıdır, şerre razı değildir. Razı değildir de niye yaratıyor? Hiç şer yaratmasa imtihan olur mu? O zaman kimse içki içemez, kumar oynayamaz, zina edemez, adam öldüremez, kafirlik yapamaz, Allah'ı inkar edemez, peygambere isyan edemez. Ne manası kaldı? İmtihan nasıl yapılacak? Her türlü imkan verilecek, insana bir irade ve kudret de verilecek, böylece seç, istediğini seç denilecek. İşte فَمَنْ شَافَلْيُمْ وَمَنْ شَافَلْيَكْفُرْ ayetinde isteyen inansın, isteyen kafir olsun buyurulurken, yani inanmak emredildiği gibi kafir olmak emredilmiş değildir. Ama bu ne demektir? Serbestsiniz. Ama ahirette nereye gideceğinizi seçmekte serbest değilsiniz. Ben imanı seçene şunları vaat ediyorum,
küfrü seçene şunları vaid ediyorum, tehdit ediyorum buyuruluyor. Böylece kimsenin elinde bir bahanesi, mazereti de bırakılmıyor. Dolayısıyla sihrin Ehl-i Sünnet'e göre hakikati vardır, yoktur diyenlerin kafir olma tehlikesi çoktur. Çünkü ayet ve hadislerle sabittir. Tesiri var mıdır? Allah'ın izni olursa tesiri olduğunu Kur'an söylüyor ki benim iznim olmadan zarar veremezler. Bu ne demek? Benim iznim olursa zarar verebilirler demek. Peki niye izin veriyorsun ya Rabbi? Onu sormak senin benim haddime değil. Ama Mevla o zaman mikroba da izin veriyor. O mikrop geliyor seni kanser yapıyor. Yemeğe izin veriyor, karnını ağrıtıyor. Öyle mi? İnsana izin veriyor, adam geliyor seni öldürüyor. Şimdi izin vermesen zaten dünyada hiçbir şer olmaz. Dolayısıyla sihri de ne gibi değerlendireceksin? Dünyada vuku bulan diğer şerler gibi değerlendireceksin. Onların hepsini yaradan Allah'tır. Onlara niye izin veriyor diyebilir misin? Bu da aynıdır. Adam adama kızıyor, kalkıyor onu. Dediler ki eski muhtar yeni muhtarı vurmuş. Öyle bir şey dediler. Bilmiyorum haber doğru mudur. Ne para var bu muhtarlıkta ya? Niye böyle vuruyorlar birbirlerini? Ben de bir şey anlamadım bu işten. Ondan sonra niye vuruyorsun adamı ya? Bunu bu adamı öldürmenin sebebi ne olabilir ya? Allah. Adam mazlum olursa, zulmen öldürülürse Müslüman olarak o şehit olur. Onu gönderdin cennete, sen katil oldun, kendini yolladın cehenneme. Sen divane misin mesela? Ama şimdi Allah buna izin vermese bu olmaz. Allah izin verir. İzin verir ama bu demek değil ki razı gelir. He? Ne buyuruyor Rabbimiz Tebarek ve Teala? Ben ve la yerdâ li'ibâdil küfür. Bu ayettir. Ben kullarımın kafir olmasına razı gelmem. Ama kafir olmalarına izin vermem demiyor. Razı gelmem. İzin vermem ne demek? İşte bu imkanları verdi şimdi. İsteyen kafir olmuyor mu şu anda? Yavurluğu seçmiyor mu? Kafirliğin militanlığını yapmıyor mu? Bunlar Allah'ın izni olmadan konuşamaz ki. Eli de yazamaz, kulağı da duyamaz. Yani izin bu manada izin. Herkese bir serbestlik veriyor imtihan olsun için. Ama ben kullarım hakkında kafirliğe razı olmam. Ve in teşkuruhu yardahu lekum. Eğer şükrederseniz Allah'a o şükrünüzden sizin için razı olur. Çünkü şükrünüz size de yarar. Allah'a bir şey yaramaz. Allah kardan zarardan münezzehtir ama size yarayan şeyi sizin hakkınızda sever. Ama kafirlik size de yaramayacağı için Allah Teala siz kendinize zarar veriyorsunuz diye buna razı gelmez. Razı gelmez ama imkan olsun diye de imkan verir. İzin mana, izinin manasını nasıl anlıyorsunuz biliyor musun? Siz Türkçe'de izni rıza ile karıştırıyorsunuz. O Türkçe lügatı bırakın. Burada bizim izinden kastımız nedir? İmkan vermek. Anlıyor musunuz? Türkçeyi güzel kullanalım. Mevla imkan verir. O benim iznim olmadan zarar veremezler buyurması, iznim olursa zarar verirler. Ama o iznim ne demek değil? Rızam demek değil. O izin imkan verme demek. Ama Türkçede biz bunu yanlış anlıyoruz. Bana izin verdi. Yani memnun oldu gibi anlarız. Bu o demek değil. Bunları da birbirleriyle bir araya karıştırmayın. O zaman sihrin hakikati, gerçeği olduğuna efendim kanaat ettik. Bu itikada erdik. Ondan sonra sihir büyü tesir sahibi midir? Tesir sahibidir. Neyle? Allah'ın yaratmasıyla. Bu ne gibidir? Bıçağın kesmesi gibidir. Suyun boğması gibidir. Ateşin yakması gibidir. Fil hakika bıçak kesmez, ateş yakmaz. Hakikatte. Ama o tesirleri onlara kim vermiştir? Allah-u Teala'dır. İstediği zaman da o tesirleri onlardan iptal edebilir. İsmail Aleyhisselam'ı bıçak kesmediği gibi, İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmadığı gibi. Ki İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak için tutuşturulan ateş şu anda demirleri eritir. Demek ki eşyada tesir yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Demek sihirde de Allah-u Teala istedi mi tesir yaratır, istemedi mi tesir yaratmaz. Bu
şartla, Allah'ın yaratması şartıyla sihirde de bir etki var mıdır? Vardır. Bu nasıl yapılıyor? Şunu şunu okuyacaksın, şunu şunu efsunlayacaksın, şunu şunu bağlayacaksın. Efendim çeşit çeşit ya yazma yoluyla vardır. İşte bir şeyi okunup onu yedirme yoluyla vardır. Efendim sabunu alıp kuyuya atmakla yoluyla vardır. Değişik değişik şeyler. Hatta öyle sihir vardır ki karşı tarafı hasta eder. Öyle sihir vardır ki karşı tarafın aklını alır. Ama bunları yaratan Allah'tır. Sihir buna etki yapabiliyor. Anladın mı? Mesela öyle konuşma vardır ki insanı üzer. Öyle mi? Burada öyle bir şekilde bir konuşma yapabilirim ki sizi çok fena üzebilirim. Şimdi ben mi yaratıyorum sizin içinizdeki üzülmeyi? Yok. Benim konuşmam mı yaratıyor? Yok. Ama ben öyle bir konuşma yapabilirim ki şu anda o konuşmayı yaptığım anda Allah sizin kalbinizde üzüntü yaratabilir. Benim konuşmamda buna ne olur? Sebep olur. Öyle bir konuşma yapabilirim ki sizi sevindirebilirim. Çok mutlu ve memnun kılabilirim. O konuşmayı ben yaptığım anda sizin kalbinizdeki memnuniyet ve sevinci de yaratan yine kimdir? Allah-u Teala'dır. Nasıl ben sizin içinize sevinç veya üzüntü yarattım diyemiyorsak veya benim konuşmam bu işi yaptı diye düşünemiyorsak, mantıksızsa bu, büyü de bir şey yaptı düşünmek yanlış olur. Ama Allah-u Teala durup dururken bu kalbinizde üzüntü yaratmıyor da ben üzüntü verici şeyler konuştuğum anda, bu sebep devreye girdiği anda senin kalbinde hüzün yarattığı gibi, sihrin de usulleri var. O usuller tatbik edildiğinde Allah o tesiri yaratır. Anladınız mı? Yani siz yemekten daha iyi anlarsınız. Ondan konuşuyoruz. Şimdi adam aç. Bir gün yememiş, iki gün yememiş. Kaç gün durabiliyor insan bilmiyorum. 2-3 gün duruyor. Yememiş. Allah Teala bu insanın içerisinde tokluk yaratabilir mi? Hiç yemeden. He? Yarattıkları var mı? Yaratır, yarattıkları var. Evliyaullah'tan öyleleri var. 10 sene, 20 sene, 30 sene yememiş. Tabii. Sıralı oruç tutuyorlardı da iftarda bir zemzem veya bir hurma veya bir zeytin, o da diyor sünnete muhalefet olmasın. Yoksa onu da yemeyeceğiz de. Sünnete ittiba için mecbur bir hafif bir zeytin ya bu gibi şeylerle. 40 gün, 50 gün, 60 gün Mekke'de hareme girip de zemzemle yaşayanlar olmuş. Ve hiçbir şeyi de kaybolmuyor. Yani gücü kaybolmuyor. Mesele o. Gece sabaha kadar yine teheccüd kılıyor. Akşama kadar oruç tutuyor. Gece de sabaha kadar namaz kılıyor. Gündüz bütün namazlarını yapıyor. İbadetlerini yapıyor. Hastayı ziyarete gidiyor. Cenazeye katılıyor. Hiçbir vazifesini de ihmal etmiyor. Yani ben kaç gündür yemiyorum zaten. Benden ne bir şey bekliyorsunuz da demiyor. Dolayısıyla şimdi mesela hadis-i şerifte vardır. Yasin lima kuriyetle. Yasin'i ne niyetle okursan o niyet hasıl olur. Ma kara'aha ca'i'un illa şebi'a ve la zam'an illa raviye ve la ari illa küsiye. Çok hadis uzun. Hangi aç Yasin'i doymak niyetle okusa doyar. Susuzluğunu gidermek niyetle okusa susuzluğu gider. Bekar evlenmek niyetle okusa evlenir. Üstüne giyecek bulamayan giyinmek niyetle okusa giyinir. Makara meridun ilaşim. Hangi hasta iyileşme niyetle okusa şifayı bulur. Tabi bu Yasin'in şeyleri var. 41 terkibi var, değişik terkipleri var vesaire vesaire. Bütün burada devrede ne var? Niyet var, samimiyet var, ihlas var. Şimdi adam aç. Şimdi ekmek varken Yasin okur mu? Adam diyecek niye Yasin okuyayım, ekmek var ya. Ne yapıyor bu sefer? Yiyor. Değirmen boğaz öğütüyor. Somun pehlivanları derdi efendim. Yumuluyorsunuz derdi. Yumuluyor. Şimdi su var. Ben şimdi su içmeyeyim de bir Yasin okuyayım da suya kanayım. Ne lüzum var? Değil mi? Adamda para var. Efendim sokakta da çok evlenecek kız var. Niye Yasin okusun? Arabasının markası ise, bir de dairesi varsa, kaç tane kız bul. Onun için bunlara lüzum gelmiyor. Ama adam bir yerde tek başına kalır da. Ekmek yok, bir şey yok. Efendim açlıktan kıvranıyor. İşte bu itikadı varsa, sağlamsa bir de artık Kur'an bulur mu? Yasin de ezberinde olması lazım. Ne olur bu sefer? Nasıl okur Yasin'i?
Öleceğim Yasin okumazam. Bir hadis aklına geldi, başka bir ihtimal yok. Şu anda ne yemek gelir ne su gelir, öyle bir durumda kalmışım. Ha o noktada ben bir Yasin okuyayım dedi mi, bu açlıktan susuzluktan Allah'ın izniyle kırılmaz ama o itikat ne zaman olur biliyor musun? O dalgalar arasında sallandığın zaman gemide, ne zaman ya Allah nasıl dersen, ya Rabbi senden gayrı kalmadı kimse. Düşündüğün anda nasıl bir samimi itikat? Ya zelzele 3-5 saniye sürüyor, o dakikada dediğim Allah şuurunu hiçbir dakikada diyemedim ya. Ya 3-5 saniye 45 saniye mi ne sürüyor? Yani nasıl zikir yapıyorsunuz? Allah'ı görür gibi bir şey bir anda kazandım yani ben şahsen. Sizin durumunuzu bilmiyorum. İnsan zoru görünce, sıkışınca o zamanki Allah demesi. Ha, Allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki Estaizu billah emmen yucibul muzdarra idâ de'ahu ve ekşifussû. Sıkışan ona yalvardığı zaman onun duasına icabet edip başındaki derdi belayı açıp kaldıran Allah mı daha iyi yoksa sizin taptığınız cansız putlar mı daha iyi? Bu ayette işaret var. Nedir o? Sıkışanın duasının kabul olunacağına derdi. Çok sıkışma anı, insan zora girme anı yaşadığı zaman da yaptığı dua %100 kabuldür. O anlarda da tabii insanın da pek aklına da duada gelmiyor. Gelirse de hangi dua geliyor? Ya Rabbi öleceğiz burada. Bir yemek gönder. Veya bir helikopter bizi bulsun. Veya ya Rabbi işte dalgayı durdur. Zelzeleyi durdur. O geliyor zaten bir atımlık barutu var. Duada kabul oluyor neyse. Belada kalkıyor falan. Halbuki o anda o zaten 45 saniye süreceksin. Senin duayla 43'e inmez. Ama o anda mesela o sıkışma anında kimin aklı yerinde olacak ki? Ya Rabbi rızanı istiyorum diyecek de. Tam böyle 12'den hedefi tutturacak yani. Ama sıkıştığı zaman insanın duası kabuldür. Mevla böyle kabul buyuruyor. İcabet buyuruyor. Bu vesileyle. Şimdi. Nereden geldik? He? Sihirden geldik. Ben de biliyorum da. Şey, İsmaila'dan gelmedik o şeyden geldik. İsmaila'dan da geldik de sihirden geldik. Peki neresinden, hangi konudan geliyoruz buraya? Şimdi insan hiç diyorum yemeden bir Yasin Şerif'i ihlasla okusa doyar diyor hadis-i şerif. Hoca efendi ben öyle bir denedim doymadım. Sen doymak için okumadın, denemek için okudun. Seni bir defa itikadın baştan denemeye soktu işi. Senin itikadın şey. Fakat yemek yediğin zaman veya su içtiğin zaman suya kanıyor musun? Kanıyorum. Su mu seni suya kandırıyor? Allah mı? He? Ha. Allah Teala nasıl bir sebep yaratmış? Şöyle bir sebep yaratmış. Adam yemek yediği zaman onun içine ne yaratıyor? Tokluk hissi yaratıyor. Yaratan Allah'tır. Tokluk hissi yaratmasa ne oluyor? Adam yiyor yiyor doymuyor çatlıyor. Var mı böyle? Var. Hastalıktır bu. Ne kadar yese de doymama, doyduğunu hissetmeme hastalığı da var. Ve efendim develerde mesela bir hastalık vardır. Kur'an-ı Kerim'de o develerden de bahsediyor. Yani suya kanmama hastalığı. Deveye Allah ne veriyor? Suya kanmama hastalığı. İçiyor, içiyor, içiyor. Devenin zaten deposu 10 gün idare edecek kadar su alıyor. Böyle olduğu halde o hastalık gelirse hayvana, İçtiğinden suya kanmadığından karnı çatlatarak yarılıyor. Öyle yani patlayıncaya kadar içme durumu zuhur ediyor. Bu hastalık develerin hastalıklarındadır. Demek ki suyu içmek suya kandırsaydı o devenin içtiği suyla 10 deve suya kanardı. Ama Allah onda suya kanma hissi halketmedi. Ha, burada ne anlıyorsunuz şimdi? Yemek doyurmuyor, su kandırmıyor. Bir gibi işte demin dedik ya işte ateş, aslında ateşte yakıcılık yok efendim, bıçakla kesicilik yok dedik ama bir de size anladığınız dilden yemekten örnek verelim dedik. O zaman nereye geldik? Sen ekmeği zeytini önüne koydun, yedin, artık işte elini götürdün, kopardın, ağzına aldın, çiğnedin, yuttun, bunlar senin sebeplere tevessülündür. Yoksa da bu buradan gelip de bu ekmek de senin buradan ağzından geçip de karnına girmez. Yani bir sebeplere başvuruluyor. Bu sebeplere başvurulduğu anda Allah Teala insanın içinde ne yaratıyor? Doyma
hissi yaratıyor. İşte büyüyü de böyle anlıyoruz. Nasıl? Sen şunu şunu yaptığın zaman nasıl ki bu sebeptir doymaya, ama doyma hissi yaradan Allah'tır. Şunu şunu yaptığın zaman da ne oluyor? Karşı tarafı da Allah hastalık yaratıyor. Karşı tarafta Allah ne yaratıyor? Hastalık yaratıyor. Veyahut aklını giderecek öyle bir büyü yapıyor. Bunların ilmi var. Hiç öğrenmenizi tavsiye etmem. Efendim, benim de hiç o işlerden bir şey bildiğim de yok. Ama bozmayı bilirim. Yani nasıl bilirim bozmayı? Ayetlerde, hadislerde var. İptali için Resulullah buyuruyor, şunu yapana sihir zarar vermez vesaire. Çok kolay işler de var mesela. Acve vurması. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, "Tasabbaha bi seb'i temerati acvetin lem yadurru fi zalika'l yevm summun ve la sihrun." Bu hadis sahih. Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Sabah aç karnına 7 tane acve vurması. Acve bu normal bildiğiniz sokaklarda satılan mebrumlardan falan. Hani peygamber vurması dedikleri, peygamber dikmiş dedikleri koyu siyah tırtıllı kırcıllıdır. 7 tane acve vurması yese bir insan diyor hadis-i şerif. O yediği gün ona ne zehir işler ne sihir işler. Böyle kolay işler de var yani. Hoca ben ne okuyayım ne okuyayım hatim matim diyor. 7 tane hurma ya sen yemekle de bozuluyor bu işler bazen. Başından kan aldırırsın hacimatta. Ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Efendim, kime büyü yapılırsa başından kan aldırdığı zaman o büyü ne oluyor? Otomatikman bozuluyor. Anladın? Şimdi onun için bana pek tutturamıyorlar. İkide bir ya kan aldırıyoruz ya acıve yiyoruz ya bir şeyler yapıyoruz yani. Öyle yemek içmek kolay işleri yapıyorum yani. İşin usulü var. Hadis-i şerifler bunu beyan ediyor. Sihir yok da. Resulullah niye hadiste buyurdu ki o gün ona sihir işlemez? Demek sihir var. Ama tedbirini alana zarar etmez. Değil mi? Ondan sonra daha başka en mühimi bu meselenin en büyük iptal şeyi nedir? Kul a'udhu bi rabbil felak. Kul a'udhu bi rabbin nas. Niye indi iki sure? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme büyü yaptı. Kim yaptı? Lebid ibn Asam el-Yahudi. Lebid adındaki Yahudi yaptı. Büyü ilminin de en üstün kimlerdir? Yahudilerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hayber'de bir hurmalığı vardı. Gitti oraya hurmalarının bakımını yapma. Hayber Yahudilerinden o zaman bir büyü yaptılar. Hazreti Ömer hasta oldu ya. Radıyallahu anh. O da ondan sonra onları sürdü oradan. Ona büyü yapmak bana büyü yapmaya benzemez ya. Adamı süre. Ama çok acayip işler var. Lebit Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme neyle büyü yaptı? Mübarek saçlarından işte dökülenlerden artık o bu almış diyelim. Alanlardan bu nasılsa ulaşmış, temin etmiş. Ondan sonra tarağın dişlerine 11 tane tarak dişine onları efendim dolamış etmiş. Ondan sonra gitmiş kuyunun dibindeki kayanın taşın altına koymuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta oldu. Ama nasıl hasta oldu ya? Fakat namazlarını kılıyor. Bütün vazifelerini yapıyor. Hiçbir vazifede ihmal yok ama sıkıntı geliyor. E şimdi bunu Allah Teala izin vermese olur mu bu? İzin verdi. Ne demek izin verdi? İmkan verdi. Niye? İmtihan. Ama bu niye sebep olacak? Bütün insanların büyüden kurtulması için lazım olan iki surenin inmesine, nüzulüne sebep olacak. Bu işler böyle, bu işlerde rastgele yok. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sıkıntılı dönemlerinde uyuyordu. Yani bayağı bir tutukluk oldu. Fakat bu hadis-i şerifi Bukhari'de ve Müslim'de de görüyoruz. Bukhari ve Müslim'de de sihir babında bu mevzu naklediliyor. Düğümleri ne yapmış? Düğmelemiş. Ondan sonra kadınlar da bu işte hünerli. Yahudi kadınları falan. Onlar da o tarağın dişlerine falan üflemişler. Ondan sonra kuyunun altındaki kayanın altına atmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunun bir tesiri
olduğu hususunda hadiste beyan var. Yani bir sıkıntı verdi. Nihayet Resulullah ne gördü sallallahu aleyhi ve sellem? İki melek gördü. Efendimizin rüyası nedir? Vahidir. Yani bu büyü yapıldı da Efendimiz'e vahiye bir şey karıştırabilir mi? Yok. Dine bir şey karıştırabilir mi? Yanlış fetva verdirebilir mi? Yok öyle bir şey. Fakat bir sıkıntı hasıl oluyor. Ama bu meleğin biri öbürüne soruyor. Bu zatın hastalığı nedir? Ma maradur racul. Öbürü de cevap veriyor. Diyor ki matbubu. Ne demek meshur? Büyüye tutulmuş diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de duyuyor. Diyor ki men tabbebu. Kim ona büyü yapmış diyor. Şimdi bu kadınlar var ya. Dünyayı geziyorlar. Ulaşmadık. Cinci koca bırakmadılar. Bütün paraları gitti bu işte ya. Bana kim büyü yapmış? Bana kim büyü yapmış? Kimi numara yapıyor diyor işte senin kocanın akrabası yapmış. O şu yapmış. Kaynanan yapmış. Zaten hemen tutar. Efendim. Kimi de diyor ki yok ben diyor bilirim de söylemem. Nah bilirsin. Hiçbir şey de bildiğin yok. Uyduruyorsun. Paraları alıyor. Kadınlardan 100-200 ver bakalım. Ne anlaşıldı bundan? Bir şey anlaşılmadı. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi adamın rüyasına gelecekler canlı yayın. Ne oldu buna? O diyor kısa büyü yapıldı. Kim yaptı diyor? Lebid ibn Asam Yahudi. Lebid ibn Asam denen Yahudi yaptı diyor. Peki neyle yaptı bunu diyor? Allah. Yani neyle yaptığını da soruyor. Fi mistun ve mişatotin tarak var. Tarak dişleri var. Bir de hurmanın olmamış hurmanın şeyi var ya kabuğu tomurcuk diyelim. O tomurcuklarının kabının içine koymuşlar. Peki nerede bu büyü? Fi biridi ervan zi ervan kuyusunda. Orada Medine'de bilinen bir kuyu. Adres de veriliyor. Böyle rüya Allah. Bu ne güzel açık ya değil mi? Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Sahabeden bazılarını gönderdi. Hakikaten rüyada nasıl gördüyse öylece tarağı, dişlerini buldular efendim. 11 diş. Bu sefer ne geldi? Kul ya Muhammed söyle. Eûzü bi rabbil felak. Şimdi bunun iptali var. Bulmak mesele değil. Bozmak mesele. Buldun çıkarttın getirdin. Nasıl bozacaksın? Bu sefer sureler geliyor. Kul ya Muhammed söyler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eûzü. Ben sığınırım. Kime bi rabbil felak? Sabahın Rabbine. O sabahın fecir zamanı, gün doğma zamanı ne kudret tecelli ediyor. Min şerri mâ halak. Yarattığı şerli şeylerin hepsinin şerrinden. Bir defa bütün şerlerden bir sığınma geldi bize elhamdülillah. Onun için Resulullah ne buyurdu? Mâ teavvedel müteavvidûn bimislihima. Allah'a sığınmak isteyenler Felak ve Nas sureleriyle yapacakları sığınmayı başka hiçbir şeyde yapamazlar, bulamazlar. Felak ve Nas. Ama doğru okumasını da öğrenin. Harfleri biraz doğru çıkarın yani. Onun için sabah akşam ne yapılacak? 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas. Bu sünnette günde 3 kere var. Bir sabah vakti, gün doğduğunda artık. Gün doğduktan sonra, imsaktan sonra olur, sabah namazından sonra da olur. O ilk sabah bak. 2 akşam, güneş battıktan sonra, akşam ezandan sonra veya biraz cemaat gecikti, kılınması falan o arada da olabilir. Güneş battıktan sonra. Bir de yatarken. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle yatarken iki elini önden birleştirirdi. Ondan sonra içine üflerdi. Önce üflemek ha bunu da yanlış biliyorlar. Sünnet böyle. Evvela iki elini birleştiriyorsun, içine üflüyorsun. Üfledikten sonra üfürüğünün üstüne okuyorsun. Ha burada bu sünneti doğru yapın. Bir ihlas, bir felak, bir nas. Ondan sonra onu yüzünden başlardı. Vücudundan ayaklarına kadar her tarafına ulaşabildiği yere kadar sırtlarına arkalarına neresine ulaşıyorsa oralarına süren. Ondan sonra bir daha iki elini birleştirirdi. Yine içine üflerdi. Ondan sonra yine onun üzerine bir ihlas, bir felak, bir nas. En başta ehuzu çekmek bir tane yeter. Aralarda besmele şarttır. Ehuzu bir tane baştan yeter. Baştan ehuzusuz hiç olmaz.
Ama aralarda da besmelesiz olmaz. Çünkü onlar surelerden ayet hükmünde olduklarından tesirini bozar. Böylece bu yatarken üç defa aynı bütün vücuduna sürülüyor. Sabah ayetten o üç ihlas, üç felek, onda üç ihlas beş beşe, üç felek beş beşe, üç ihlas beş beşe olur. Akşamda da olur ama yatarkenki şekil farklı, onu size söyledim. İşte o zaman geldi. Bunlardaki sığınma gibi sığınma yok. Neden? Min şerri ma halak. Yarattığın şeylerin hepsinin şerrinden diyor bir defa. Ve min şerri gâsikin idâ vakab. Tutulan ayın şerrinden. Başka manaları da var. E tabi işte ay tutulmaları, güneş tutulmaları da bir zarar yaratabilirler mi? Yaratamazlar. Ama Allah onların tutulması sebebiyle tutulmaları esnasında bir şer yaratır mı? Yaratır. Onun için onların tutulmasının sebebiyet vereceği, yani Allah'ın o vakitte yaratmayı murad edeceği şerlerden sığınılıyor. Ve min şerrin neffâthâdi fil ukade, düğümlere üfleyen, büyü yapmak için düğümlere üfleyen kadınların şerrinden. Özellikle burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e büyü yapanlar kadındı. Levit yaptırdı, kadınlar üflüyordu düğümlere Yahudi İbrani diliyle. Çünkü bu büyü ilmi Süleyman aleyhisselamın kürsüsünün altına kondu. Süleyman aleyhisselam Allah'ın peygamberi olduğu için mucizesiyle bütün insanlara, cinlere, şeytanlara hüküm sürüyordu. Hepsini hükmü boyunduruğu altında yönetiyordu. Fakat Süleyman aleyhisselam biliyorsunuz vefat edince bir senede biliyorsunuz kendi ayakta kaldı, bastonuna dayanarak ki Mescid-i Aksa'nın inşaatını cinler bitirsin, öldü diye bırakmasınlar diye. Böyle ayakta Allah'a müracaat etti. Canımı alırken ya Rabbi sen ben bastonuma dayanayım, böyle al canımı, öyle de beni tut. Mevla da onu öyle bir sene kadar muhafaza edince bunlar gelip tırmanıyorlardı, camdan bakıyorlardı. Süleyman Aleyhisselam'ı uzaktan tabii ayakta görünce çalışın çalışın. Çıkmıyor diye ikide bir öldü mü acaba diye kaytaracak oluyorlardı. Ama görünce ki ayakta duruyor, çalışın diyor. Öylece binanın imarı falan bitti. O arada da ne yaptı? Tahta kurdu, yedi yedi Süleyman Aleyhisselam'ın değneğini, bastonunu. Bir sene sonra da çat kırılınca Süleyman Aleyhisselam düştü. O zaman anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Felem ma harra. O düşünce tebeyyenetil cinnü, cinler anladı ki ellev kânû ya'lemûnel gaybe mâ lebithû fil azâbil mühîn. Bir sene ırgat gibi çalışıyoruz dediler. Ne enayi adammışız. Bu öleli bir sene olmuş. Biz de diyoruz ki gaybı biliyoruz. Ne biliyoruz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Biz gaybı bilseydik bu kadar çalışır mıydık? Bir senedir canımız çıktı burada. Oradaki ölenden haberimiz yok. Ha, bu mesele ayetle sabittir. Ondan sonra bastonunu böceğin yediği bile Kur'an'da zikrediliyor. İnkar eden kafir olur. Biz hikaye mi anlatıyoruz burada ya? Hepsi ayet. Ondan sonra arada buna dikkat çekiyorum da, çünkü bizim millet dinlerken vay anasını be amma hadi ya bu kadar da olur mu diyen cinsler de var. Bu sefer ayet demek zorunda kalıyorum ki aman gavur olma. Harut Marut'a döndük yani. Aman gavur olma falan, ama illa da gavur olacaksan ne yapayım kaşın ana demiş yani. Melek de öğretti yani. Biz de bu duruma düşürmeyin. Ama dediklerimiz ayetten, hadisten yeri olan konulardır. Bunları da inkar etmek adamın imanını sağlam bırakmaz. Onun için insanı bu gibi ilmi sohbetleri ben biraz güle güldüre neşeli konuşurum ama konuştuğum laflar çok ciddi sözlerdir. Değil mi? Ya. Peki. Bunun üzerine düğümlere üfleyen kadınların, büyü yapan kadınların şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi de. Ve müşerri hasidin ile ahset, kıskançlığını ortaya koyan, kıskançlığını içinde gizleyen de zarar yok. Çünkü içinde gizleyen kendi kendini yer bitirir. Sen de kurtulursun. Ama dışarı vurduğu zaman zarar vermeye başlar. Onun için hasedini izhar eden, ortaya çıkaranın şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi söyle. Diye Resulullah emretti sallallahu aleyhi ve sellem. Felek suresi. Kaç ayet oldu bu? 5. Nas kaç? 6. 5-6 etti 11. Kaç düğüm vardı? 11. Her bir ayet kul a'udü bi rabbil felak diyor. Cibril getiriyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ediyor. Kul a'udü bi rabbil felak. Bir düğüm çözülüyor. 11 ayet biter bitmez 11 düğüm çözülünce Resulullah ne oldu?
sallallahu aleyhi ve sellem. Kennema nesopam nikar, kuvvetli bağlarla, ağır halatlarla bağlanmışken çözülmüş gibi rahat etti. Allah Allah. Böyle bir imtihan bu sihir işleri de. Ama dualarım kitabında, bu fakirin dualarım kitabında tabii özellikle bayağı bir sihir maddesinde, büyü B harfinde, S, sihir S harfinde, alfabetik viriste, şimdi sayfaları aklımda değil ama fakirin dualarım kitabında var. Çoklarınızın da evinde yanında var. Tedbirli olmakta fayda var. Ama en büyük mesele ne dedim? İhlas felek nas. Bunları da her Müslüman bilir. Bunlarla bile amel eden insan Allah'ın korumasıyla muhafaza olur. Ama Allah Teala izin verirse de, yani kaderde varsa da sana da bir zarar gelmesi, bir zarar söz konusu olabilir. Bunda da senin günahlarına kefaret olur ama büyü yapan yanar. Yapan yanar. Allah muhafaza, çok büyük azaplara düçar olur. Öyleyse. Şimdi ayet-i kerimede ne buyuruyor? Nereden anlatıyorum size şimdi? Süleyman aleyhisselam vefat edince şeytanlar dünyadaki o Babil'de Harut'la Marut'tan gelen bütün sihir ilimlerinden tedvin edilen, kaleme alınan, yazılan, çizilen ta o dönemden beri şeytanlar bu kitapların nerede olduklarını bilmeleri hasebiyle ve bunları istimal eden, kötü yolda kullananlarla tanışıklıkları hasebiyle o kitapların hepsini topladılar, ne yaptılar? Süleyman Aleyhisselam'ın kürsüsünün altına şeytanlar gömdü. Şeytan gelip yani bir iş de yapabilir. Şeytan dediğin şurada bir yere gitse kazar yani. İçine bir şey koyar, kapatabilir yani. Şeytanda öyle hüner de var. Sen şeytan dediğin öyle efendim elle tutulmaz, gözle görülmez ama şimdi elektrik elle tutulmaz, gözle görülmez ama bir kontak yapıyor her yer yanıyor yani. Şimdi bu elle tutulmaz diye ben elektrik cereyanı göreyim diye göremeyebilirsin ceryan akımını. Baksan da bir şey göremezsin. Ve lakin zarar verme geldi mi de zararı Allah'ın izniyle olabiliyor. Bu da onun gibidir. Şeytanlar kitapları toplayıp getirdi. Kürsünün dibine koydu. Sonra da Yahudilerin ileri gelenlerine şeytanlar o zaman görüştüklerine ne dediler? Süleyman peygamber değil idi. Zaten Süleyman Aleyhisselam'dan canları çıkmıştı biliyor musun? İntikam alacaklar ama Süleyman Aleyhisselam vefat etti. Ona bir şey yapamıyorlar. Şimdi millete sıkıntı vermek istiyorlar. Bu sefer dediler ki Süleyman efendim peygamber değildi. Ya neydi? Süleyman sahir büyücüydü. O bütün hepimize nasıl hakim olmuştu biliyor musunuz? Size de bize de sihriyle. Onlar da dediler ki olur mu öyle şey ya, Süleyman peygamberdi falan. Yok öyleydi, değildi. Kazın dediler kürsüsünün altını. Süleyman Aleyhisselam'ın kürsüsü de çok meşhur bir kürsüdür. Kur'an'da da geçer. وَالْقَيْنَ عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّنَابٍ O kürsü yani taht gibi Süleyman Aleyhisselam çünkü bütün dünyanın tek hükümdarı olmuştur. Peygamberler içerisinde aynı zamanda melik hükümdarlık vasfına haizdir. Davud Aleyhisselam da öyledir. Babası Süleyman Aleyhisselam oğludur. Bunlarda mülk ve nübüvvet cem edilmiştir. Hem saltanat vardır hem peygamberlik vardır. Ama tabi Yahudiler Süleyman'a, Davud Aleyhisselam'ın peygamberliğine de inanmazlar. Ona Kral David derler. Davud Aleyhisselam'a da çok iftira ederler. Hakkında çok kötü iftiraları var. Tevrat'ı mevrat'ı değiştirmişler. Davud Aleyhisselam'a çok pis müstehcen iftiralar atıyor Tevrat. Şu andaki değiştirilen Tevrat. Süleyman Aleyhisselam'a da sahir ve büyücü olarak nitelerler. Ama şeytanlar onları baştan nasıl kandırdı? Kazın kürsünün altını. Kazdırdı. Kürsünün altından ne çıktı? Bütün dünyadaki sihir kitapları çıktı. Çıkınca Yahudiler neye inandılar? Vay anasını, biz de Süleyman'ı peygamber de mucizesi var zannediyorduk. Meğer bu kadar kitabı ne lüzumu var peygamberin, mucizenin? Demek ki bu büyücü kitaplarını böyle gömdürmüş oraya, oradan çıkartıyormuş. Bizi efendim yönetiyormuş diye kafir olacak bir inanca düştüler. O zaman daha Süleyman Aleyhisselam vefat etmesinin ardından. Onun için Allah Kur'an'da ne buyuruyor? وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Bakara suresi 102. ayetinde Süleyman asla sahirlik yapmadı, büyücülük yapmadı, kafirlik yapmadı. Kafir olan şeytanlardır. Süleyman benim peygamberimdir Allah buyuruyor. Dolayısıyla bu kitaplar çıkınca kimlerin eline geçti? Dünyadaki bütün sihir ilminin kaynakları şeytanların toplamasıyla, ki insan toplamasıyla olacak iş de değil o imkan.
Şeytanların toplamasıyla o kürsünün altından çıkarıldığında sihir ilmi kimde kaldı? Beni Yahudilerde kaldı. Hala büyü işletiyorlar mı? İşletiyorlar. O gavur büyüsü derler ya. Ama gavur büyüsü dedikleri için de bunlar da gider papaza bozdurma. Sakın papaz kime bozduracak sonra? Papaz zaten bozuk. Boşver o işleri sen. Öyle bu papaz büyüsüymüş de hoca çözemezmiş. Nasıl çözemiyor ya? Ya hoca mı çözüyor be? Ve min şerrin neffâsâti fil ukat çözüyor. Kur'an çözüyor, ayet çözüyor. Hoca neymiş ya? Sen yani hoca çözemez derken ne demiş oluyorsun biliyor musun? Allah çözemez, Kur'an çözemez demiş oluyorsun. Ve sen Kur'an'ı bırakıp kiliseye papaza gidiyorsun. Kapalı kadınları bile, tesettürlü dindar kadınları bile sende papaz büyüsü var, kızında papaz büyüsü var diye komşuları bilmem neler kandıraraktan kiliselerde medet umanları görüyoruz. Haberlerde de seyrediyoruz bunlar. Bu adamı kafir eder. Kiliseye bu şekilde gitmek İslam'da çare bitmiş, Kur'an'da çözüm yok, Allah peygamber eksik kalmış, papaz çözecek inancı insanı kafir eder. Ne işiniz var ya? Böyle şey olabilir mi? Allah çözer. Celle şanu, Celle celalu. Böylece de Felak ve Nas sureleri bu işte en tesirli surelerdir. Diğer bu hususta birçok daha dualar hadis-i şerifte var. Sihir işlemeyen, sihir tesir etmeyen, zehir tesir etmeyen Bismillahillezî la yedurru me'asmihi şey'ün fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Üç kere bunu okuyorsun. Bu duaların kitabında yine var. O Allah'ın adıyla sabahladım veya akşamsa akşamladım demektir. O Allah'ın adıyla. O Allah'ın ismi şerifi benim yanımda. Ki onun ismiyle birlikte beraber olana ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zararı dokunamaz. Bu Tirmizi hadisidir. Diğer kaynaklarda da var. Hazreti Enes'ten rivayet gelir. Haccacı zalimi diz çöktürmüştür bu dua ile. Haccac zalim o kadar sahabeyi bile kesmiştir. Enes'e bir şey yapamamıştır. Çünkü yanında aslanlar görmüştür. Ve korkup kaçmıştır. Yanındakiler sen pire için yorgan yakan adamsın. Bu sana bu kadar hakaret etti de. Niye bir şey yapamadın? Aslanları görmediniz demiştir. Ve Enes'ten o duayı öğrenmek için. Çünkü Enes radıyallahu anh ben Resulullah'tan bir dua öğrendim. Onu da bu sabah okudum. Senin bana yolun yok. Bir şey yapamazsın diye itikatla konuştuğu zaman da bu sefer alttan almaya başlamış. Ne olur onu bana öğretir misin? Demeye başlamıştır. Hazreti Enes de sana öğretir miyim senin gibi bir zalime öğretmem? Sen yaşarken başka birine de öğretmeyeceğim. Sade bende kalacak. Niye? Benden öğrenemedin. Başka birinden öğrenirsin de sana faydası olur. Sen de korunursun diye sen hayattayken bile kimseye öğretmeyeceğim demiştir. Ve bu sözünü tutmuştur. Kendisi öleceği zaman Hazreti Enes yanındakilere Resulullah'ın emaneti benle gitmesin. Bu haccaçtan sebep kimseye öğretmedim ama emanet budur. Bunun uzunları var. Bismillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlıyor. Bismillah ala nefsi, bismillah ala dini ve ehli ve mali, bismillah ala kulli şeyin atani rabbi, bismillah khayril esma, bismillah rabbil ardı ve sema, bismillah lezî lâ yadurru ma'a ismihi, bismillah estetahtu alallâhi tevekkeltu, Allahu rabbi lâ eşrikü bişeyâ gidiyor. Ama sahihte yani Tirmizi hadisinde demin okudu. Bismillahillezî la yadurru ma'asmi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huvessemî'ül alîm. Üç kere. Men kâlâ hîne yusbih lem yadurru lem tusabu füc'etü bela hatta yumsi. Sabah okuyana akşama kadar ani bir bela gelmez. Yani böyle insanı birden şok edecek bir musibet asla vurmaz. Akşam okusa sabaha kadar. Garanti süresi ne kadar? Sabah okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar. Günlüktür. Ben geçen hafta okudum diyerekten şimdi korunma isteme. O garanti süreleri çok önemlidir. Sabah gün doğumundan başlar. Akşam da gün batımıyla, güneş batışıyla başlar. O saatlere dikkat et. Geçirirsen garanti süresi bittiği vakte çatarsın. Bir saat geciktirirsen falan. Bu noktada Ebu Müslim Hazretleri mesela 120-130 yaşına kadar yaşadığı zaman efendim cariyesi de bir kafirden para alıyormuş, devamlı onu zehirliyormuş. Her gün yemeğine belli dozda zehir katıyor. İşlemiyor diye dozu arttırıyor, arttırıyor.
artık bu sefer yemeğin tadı bozulacak, biliyor musun? İş meydana çıkacak kabak gibi. Onu da yapamıyor ama sonunda cariyesi dayanamayıp da dedi ki, ya sen dedi, sana zehir meyir işlemem, sen ölmüyor musun dedi ya. Ne diyorsun sen dedi. Dedi ben sana koyduğum zehri dedi, bütün milleti öldürürdüm dedi ya. Sana hiçbir şey olmuyor. E dedi ben bu duayı okuyorum, bunu okuyana ne sultan, ne sihir, ne zehir işlemez. Anladın? Çare var mıymış? Sen çareyi hadiste arama, Kur'an'da arama, sünnette arama, papazların kapılarında ara. Böyle İslam olur mu ya? Böyle iman olmaz. Şimdi, demek ki efendim bu sihrin tesiri Allah izin verirse olur. Hatta sihirlen adam ölür mü? Ölür. Bu ne gibidir? Kurşunu attın adama, adam öldü. Kurşun mu öldürdü, Allah mı öldürdü? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Tebarekenin başında. Hayatı yaratan Allah, ölümü yaratan Allah. Şimdi ölümü yaratan diyor. Anlayabildiniz mi? Öldürmeyen Allah öldürmez diyorlar. Adama 20 kurşun sıkıyor, her tarafını kurşunla tarıyorlar, adam ölmüyor. Çünkü Allah onda ölümü yaratmadı. Allah onda ölümü yaratmazsa kurşun onu öldüremiyor. Anladınız mı? Öbürüne de bir kurşun atıyorsun, ölüyor. Veyahut da kurşun yandan geçiyor, bu kalbi duruyor zaten. Heyecandan bu da ölüyor. Demek ki Allah ölümü yaratırsa adam sesinden ölüyor. Ama yaratmazsa kesmekle beraber ölmüyor. O 40 ayaklar var. Kesiyorsun, kesiyorsun, kesiyorsun. 40 parçaya bölsen her tarafı gitmiş, kuyruk yine sallanıyor. Can oradan çıkmıyor yani. Demek ki bu Allah'ın halkıyladır, icadıyladır, var etmesiyledir. O zaman ne anlıyoruz? Sihirle adam ölür mü? Ölür. Yani kim öldürür? Allah öldürür. Tesir kimden? Ancak Allah-u Teala'dandır. Peki adama kurşun attığı zaman adam ölürse kurşun mu öldürdü? Allah mı? Allah öldürdü. Öldürmeseydi başkasına da atsan ölmüyordu. Demek onu Allah öldürdü. Ama öldürmeye sebep kimi yaptı? O kurşunu atan adamı. O zaman o adam ne oldu? Katil oldu. Ne olacak o adam bu sefer? Ahirette azabı boylayacak. Neden? Sebep olduğundan. Bu sihir işinde de anladın mı şimdi? Sihir adamı bile öldürecek büyüler vardır. Ama büyü adamı öldürmüyor. Rabbimiz o sebeple öldürüyor. Öbürünün bıçakla kesmesi gibi, berikinin kurşun sıkması gibi, bunun da sihir yapmasıyla. Hatta bazı işte bu dualarla bile oluyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir adamı ha kılıçla öldürdün, ha büyüyle öldürdün. Hatta sahabe-i kiram ve fukaha-i zamda bir adamın sihir yaptığı tespit edildi ve onun sihiriyle başka adamın öldüğü fıkıhta tespit edilince İslam'a göre ulemanın hükmü ne oldu? Kısas oldu. Yani bu sihir yapan öldürülecektir. Aynı kurşun sıkmış gibidir. Bu durumda artık bunun hakikati yok, şudur budur, hayaldir, evhamdır demenin hiçbir anlamı manası kalmaz. Bu vardır. Efendim kesin haramdır. Ve lehu kademun rasihun fil küfri, kafir olmaya da çok ileri adım gider diyor İmam-ı Rabbani. Kafir olmaya da en sabit ayak, günahlar içerisinde kafirliğe yaklaştırma hususunda en sağlam günah sihirdir. Ve la kebirete ekrabu ilel küfri min isti'alis sihri, büyü yapmaktan ve yaptırmaktan daha büyük bir günah yoktur ki insanı kafirliğe bir adım daha yaklaştırsın. Yani bütün günahlar el masiyetü beridül küfri, kafirlikten postadır, mektup getirir. Günahlar adamı kafirliğe yaklaştırır. Çünkü küçük günahlarda ısrarcı olursan büyüklere götürür. Büyüklerde ısrarcı olmak maazallah küfre kadar götürür. İnsan günah işlemeyi adet haline getirir. Çok normalleşirse gözünde ne var bundan, ne çıkar, normal falan görür de kafir olur meselesine işaret ediliyor. Ama bu büyü öyle bir şeydir ki bu insanı kafir etmeye çok yaklaştıracağından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sakındırmıştır ve şirkten sonra bu günahı zikretmiştir. Birçok hadis-i şeriflerde vardır. Tabi
İctenibu seb'al mubikat, Buhari Müslim'de geçen, yedi günah ocak batırır. Helak eden yedi günahtan sakının. Ya Resulallah, onlar hangisidir soranlar? Eşşirkü billah, Allah'a ortak koşmak. Bu tabi hem günahtır ama aynı zamanda gavurluktur bu. Ondan sonra hangisi gelir? Ve sihru, büyü yapmak ve yaptırmak gelir. Şirkin peşine yedi günahta, yedi büyük günahın, yani günah derken birincisi gavurluk anlamında oluyor. İslam içinde kalan günahlara konuşursak kaç kalıyor? Altı kalıyor. Bu altının birincisine geliyor o zaman, büyü geliyor. Ondan sonra işte adam öldürmek, ondan sonra faiz yemek, ondan sonra yetim malı yemek, ondan sonra harpten kaçmak, işte askerden kaçmak, askere gitmemek veyahut işte orada İslam ordusu, Türk ordusu, Müslüman ordu diyelim, teröristlerle karşılaşıyor falan, o kaçıyor gidiyor, ondan sonra arkadaşlarını bırakıyor orada. Efendim bunlar büyük günahlar bunlar. Öyle bir zamanlar geldiği zaman insan kaçmayacak. Ondan sonra bir de namuslu kadınlara zinakar iftirası yapmayacak. Bu da bu günahlar sayılırken zikrediliyor hadis-i şeriflerde. Bunlar çok tehlikeli. Onun için İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, yani kafirliğe bu işi, bu iş çok yaklaştırır. Allah muhafaza, insan son nefeste imanı da kaybedebilir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre hadisinde Nesai rivayet ediyor. Men akade ukdeten sümme nefete fiyâ, kim bir düğüm düğümlerse, sonra da düğümün içine büyü yapmak için, yani üflerse fakat sihar, bu sihir yapmış olur. Ve men sihar fekad eşrak, sihir yapan da şirk koşmuş olur. Ama bu şirk koşmuş olur derken, yaptığı işin haram olduğunu biliyorsa kafir olmaz. Ama bu ne demek olur o zaman? Şunun gibi olur. Men terake salaten fekad kefer, namazı bırakan kafir oldu. Halbuki namazı bırakan kafir oldu derken, biz namaz kılmayana gavur diyor muyuz? Demiyoruz. O zaman ne manası var ehli sünnete göre? Namazı terk etmeyi helal gören kafir olur. Burada da sihir yapan kafir olur, ne anlama gelir? Sihir yapmayı helal gören kafir olur. Ama bunu bil fiil yapan da haram olduğunu bilerek bile yapsa, bu nereye yaklaştırır adamı? Kafir olmaya yaklaştırır ve duasının reddine sebep olur. Biliyorsunuz Ahmed bin Hanbel'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte, müsnette geçer. Davud Aleyhisselam'ın bir berat gecesi, ben size anlatırdım. Berat gecesi teheccüd vaktinde makbul dualar nasip oldu Davud Aleyhisselam'a. Ve berat gecesi o saatte dua edenlerin duasının kabulüne de dua etti Davud Aleyhisselam. Onun için berat gecesinin de yapılan duaların kabulüne dair peygamberler de dua ettiğinden, özel vakittir o, Şaban-ı Şerif'in 15. gecesinde. Orada ne buyuruyor? Ya Ale Davud, ey Davud'un Ali, yani ailesi. Çok tabii eşleri vardı. Çocukları vardı. Onlarda fazla evlenmek serbestti. Davud Aleyhisselam 300 eşi vardı. Süleyman Aleyhisselam'ın 1000 kadardı. O Allah-u Teala'nın müsaadeleri dahilindeydi. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de de ve cealnâ lehum ezvâcen ve zürriye ayetlerde geçiyor. Ey Davud Ali diye nida etti. Dellal bağırtırdı. Bütün odalarda bulunan eşlerini, çocuklarını teheccüd vakti. Fasallu, kalkın namaza. Gecenin bir saati, özellikle berat gecesi. Fennâzî sâhâti estecîbullâhu fiyed duâ. Bu saatte Allah'ın duasını kabul etmediği Müslüman yok. İllâ li sâhir, büyü yapmışsa o kabul olmaz. İşte buradan da anlıyoruz ki, yani bir kişi reddolacaksa o da büyücü reddolacaktır Müslümanlar içerisinde. En kabul bir anda bir kişi makbul olmayacaksa o da sahirdir. Bir kişi kovulacaksa o da sahirdir. Bunu yapmamak lazım ya. Bu ne iştir ya? Ne fayda var bunda? Fakat maalesef işte Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin. La yedhulul cenne müdmenu hamr. Evet, içkiye devam eden cennete giremez. Bu da yine nedir? Helal kabul eden demektir. Velâ mü'minun bis-sihr, büyüye inanan, inanan ne demek? Helal olduğuna inanan demektir. Velâ kâtu'r rahîm, akraba ilişkisini kesen, bunların cennete girmeyeceği vesaire. Birçok hadis-i şerifler bu hususta efendim tehdit babında varid olmuşlardır. Allah Teala herhangi bir suretle bulaşmaktan muhafaza eylesin. Bu sihir işi, büyü işi hiç lüzumu yok. Ayşe ana, annemizin yanına bir kadın gelmişti. Dedi ki, ya Ayşe ne var? Ben dedi kocamı bağladım dedi. Bunda bir sorun var mı falan? Ayşe annemiz de dedi, ne diyorsun sen dedi.
Ne yaptın dedi. Yani dedi başka kadınlara gidemesin diye bağladım. Artık başka kadın derken evlenemesin manasına da geliyor. Adam belki ikinciyi alsa bile kocasının erkekliğini bağlamış kadın. Ayşe anamız dedi ki bu sihirbazdır bu kadın dedi. Bu sahiredir, sihre düşmüş. Çıkarın bunu yanımdan dedi. Bunun uğursuzluğundan dedi. Yanımda durmasın bu. Onun için böyle acayip acayip işte. Yok kilidi kapatırlar, yok kilidi açarlar. Bir büyüler bilirler. Yok kocam efendim yurt dışına çıkmasın. Yok şuraya gelmesin. Yok böyle acayip acayip işler. Ondan sonra yurt dışına çıkmasın diye bir yapar bir de ters tutar evden çıkmaz bu sefer. Evden de çıkmayınca bunun başına bela olur. Bu sefer de ya bu çıksın diye bu sefer başka hocaya geçer. Kilidi kime açtırsak da efendim bu adam şimdi evden çıkmıyor. Her işime karışıyor. Ben komşulara gideceğim gidemiyorum. E sen kaşındın. Sen kaşındın ha. Allah herkese hür irade vermiş canım. Kim helal işliyorsa Allah mübarek etsin. Kim haram yapıyorsa Allah ıslah etsin. Yani büyülerle, şeylerle insanları bağlayaraktan, ederekten buna bir lüzum yok ki. Gece kalk teheccüde dua et ya. Açın oku. Ya Rabbi bunu ıslah et de varsa bir günah. Büyü yapmakın ne manası var? Ondan sonra adama hastalık gelir. O sonra aklı gider. Ondan sonra işi bozulur. Ondan sonra eve para getiremez. Sen de perişan olursun. Çoluk çocuğu da perişan olur. Yapmayın bu işleri. Yapmayın. Yok iyilik niyetine. Yok beni sevsin. Yahu niye seni sevsin? Allah ne kadar sevsin. Tamam sevsin. Büyülen sevdirilir mi ya? O da gidiyor ona efendim gidiyor bir hocaya o diyor şunu okuyor git kocana içir. O da içiriyor efendim. O zaman ya ters tutuyor hepten kızmaya başlıyor. Ya da çok seviyor sevmekten öldürecek hale geliyor. Ayı yavrusunu severken öldürülüyormuş mesela. E bu sefer ne yapacağız şimdi? Ya bunun dozunu bıraksana Rabbimiz ayarlasın. Sen niye müdahale ediyorsun? Bu beni çok sevsin. Çocuğun bana bağlansın. Ya çocuğun sana bağlansa ne olur çözülse ne olur? Bağlansın bu sefer ne olacak? Karısını kıskanıyor. Allah Allah. Çocuk evleniyor hanımını sevdiği için. Çocuğun anası ne yapıyor? Çocuğun oğlunu kıskanıyor. Gidiyor hocaya. Bu geline çok düşkün oldu. Bize sırtını döndü. Bunu bir bize bağla. Ya sen ahıra inek mi bağlıyorsun? Ne biçim insansın ya? Sen bu çocuğu bana bağla. Ne demek? Bu çocuğun nikahı bozulur. Düzeni bozulur. Karısıyla arasına huzursuzluk girer. Bunun da kendi çoluk çocuk doğuracak. Bütün ailenin huzuru bozulur sana bağlansın. Böyle saçma şeyler. Bunlar yapılıyor kardeşim. Yapılıyor. Bu işlerin peşinde dolanıyor bu millet. Ya biz size bu kadar kitap yazdık. 30 küsur kitap. Bunların hepsi ayet hadis ayet hadis. Ne muradın var? Allah'tan iste diyoruz. Şimdi daha son ahlakı nebi Resulullah'ın ahlakı kitabında. Bir salavat yazdım oraya. İmam-ı Suyuti naklediyor. Hangi sıkıntın varsa 7 kere oku anında tamam diyor. Ahlak-ı Nebi kitabında. Yani ben bunu denedim geçen birkaç sıkıntımda. 7 kere okuyorsun salavatı hemen halloluyor ya. Mesela yani Allah'tan iste. Resulullah'ın yüzü sürmesine iste. Peygamberimizi aracı yap. Ehli Bedir'i, Bedir ehlini aracı yap. Mesela Bedir ehli hakkında kitap yazdım. Hangi sıkıntınız var? O kitapta okuyun 5 tane kitap. Birini okusanız olur. Bedir ehli hemen yetişir. Hemen anında bak. Geçen burada beni bekleyen arkadaşlardan biri. Çeki kaybolmuş. O da çok zengin bir adam değil. Hanımı aramış. Bizimkiler de kolay. Hanım ben çalışıyorum. Sen Bedir ehlini oku. Ne oldu? Bizim çek kayboldu. Oku. Ya kadın bitirir bitirmez bu çeki buluyor. Yani itikat lazım. Samimiyet lazım. Sahabe-i kiram Bedir ehlinin hürmetine. Ayetlerden, hadislerden, evliyanın bereket. Bunları yapın. Ne işiniz var? Efendim yıldızname, farcılar, büyücüler, cinciler aşındırdınız bunların kapılarını diyorum. Efendim kadınlara, vaazlarda, cemaatlere diyorum ama şimdi bu erkekler de kadınları geçti yani. Bu erkekler de kadınları geçti. Kim yaparsa yok muhabbet nuskası, yok sevdirmek için, yok saydırmak için, yok kaydırmak için hepsi haram. Bunların aksi tesiri var. Çünkü o kalbi beni sevsin diye yaptırdığın zaman ne oluyor biliyor musun? O tutarsa tabii her şey Allah'ın izniyle ama tutarsa onun kalbinde feci sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Sen o sıkıntıları verdiriyorsun o insana. Tamam seni seviyor ama o sıkıntılı bir sevme oluyor. O zorunlu oluyor. Ve kalbe icbar ve ikrah oluyor. El kalbu idâ ükrihe amiye. Evliyaullah böyle buyuruyor. Kalp zorlandı mı kör olur. Bu sefer kalbin basireti bağlanıyor. Maneviyatı bozuluyor. Bu sıkıntılara niye sebebiyet veriyorsun? Oğlun olsun, kızın olsun. Yapmayalım, yaptırmayalım. Yani burada İmam Rabbani ne buyurdu? Mübaşereten
ve emran. İster bizzat yapsın, ister birine yaptırtsın. Bunda fark yoktur. يَنْدَغِ الْاِحْتِيَاطُ عَنْهُ Sakınmak lazım. Bu büyü işlerinden çekinmek lazım. حَتَّى لَا تَسْتُرَ دَقِيكَةٌ مِنْ دَقَائِكِ Bu büyünün çeşitleri var. İnce ince incelikleri var. Bazı onu büyü zannetmediğin işler var. Ama diyor bunun ince işlerinden, hiç anlaşılmayanlarından bir ince iş bile, kimsenin anlamayacağı bir meseleye bile dahil olmayalım, bulaşmayalım diye hepsinden sakınmak lazım. Sakınırsan hiçbirine düşmezsin. فَيْنَوْ قَدْ وَرَدَ Hadiste şöyle geldi, rivayette varid oldu. مَادَامَ الْمُسْلِمُ مُسْلِمَنْ لَا يَسْدُرُ عَنْهُ السِّحْرُ Müslüman İslamiyeti koruduğu sürece kendinden büyü gibi bir fiil sudur etmez. Demek ki büyü yapan, yaptıran da İslamiyet zaafa uğramıştır. Kamil manada Müslümanlık ondan kaybolmuştur, ona elveda etmiştir. Bu durumda son nefeste de iman, İslam tehlikeye girecektir. فَمَا فَيْدَا زَالَ عَنُ الْا۪يمَانِ Aden Allah subhanahu aleyhi. Bu ne demek diyor İmam-ı Rabbani? Demek adamın imanı gidince yasturanü sihru büyü meydana gelmeye başlıyor. Büyü yapmaya, yaptırmaya başlıyor. Bu iman kaybıyla efendim çok irtibatlıdır. Fekullun mine sihri vel iman kennehu nekizul ahar. Sanki bu büyüyle iman birbirinin zıttıdır. O varsa o yoktur, o yoksa o vardır. Bu çok ince bir malumattır. Fede rabbe'l sihru la abgal iman. Büyü vuku oldu mu iman kalmıyor. Ve bu tabi kamil manada iman kalmıyor demektir. Ama ne gibidir bu işte? Aynı içkide de bu. La yezni zani hine yezni ve mümin ve la eşrabul hamr hine eşrabu ve mümin. Zina eden müminken zina etmiyor. İçki içen de müminken içki içmiyor. Hadisi gibi burası şimdi. Bu ne demektir? Kamil manada bir mümin olsa o haramı göz göre göre yapamaz. Demek ki imanın kemali ondan zeval buluyor. İçki içen bir insan da o haramı yaparken yine imanı kamil, bütün imanlı bir vaziyette onu yapamazdı. Demek imanında o anda bir efendim noksanlık zuhur ediyor. Kemal ondan zail oluyor. فَيَنْبَغِي رِعَايَتُ هَذِي الدَّقِيكَةِ لِيَلَّا تَطَرَّقَ الْخَلَلُ فِي الْا۪يمَانِ Bu ince işlere iyi riayet lazım ki insanın imanına zarar zeval gelmesin. وَلِيَلَّا يَخْرُجَ الْاِسْلَامُ عَنِ الْيَدِ بِشُوْمِ هَذَا الْعَمَلِ Bu uğursuz işler yüzünden dini İslam elden çıkmasın. Çünkü insan imanını kaybederse her şeyini kaybetmiş olur. İmanla ölen cenneti kazanmış olur. Bütün tehlikeleri atlatmış olur. Ama imanla ölmek için de yapılan işlere çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü imanla ölebilmek için son nefeste öyle yaşamak lazım. Kemâ temutûn kemâ te'işûn. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. He. Ötüm'asûn kemâ temutûn. Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Şimdi insan nasıl yaşıyor? İşte Muhsin abimiz Allah'ın rahmetine uğurlandı. Rabbim ilk gecesini mübarek eylesin. Efendim Taceddin-i Veli Hazretlerinin yanında işte o dergahta yatıyor. Mehmet Akif'in yanında yatıyor dediler. O yanlıştır. Mehmet Akif burada yatıyor. Mehmet Akif burada. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı yazdığı yerdir orası. Yoksa kendi orada yatmıyor. Burada yatıyor. Bazı spikerler yanlış bilgiler veriyor. Fakat orada Taceddin-i Veliler var, Hacı Bayram ve büyük makamlar oralar. Hakikaten Allah dostlarının yanına nasip ol. Ama şimdi son konuşmasını bile veriyor. Adam çünkü namazla yaşadı, abdestle yaşadı, zikirle yaşadı. Görüyorsunuz hapishanede bir şiir yazmış, zikir, zikir, zikir. Orada bir şey yapmış efendim, en zor gününde, en dar gününde Allah diyor. Rabbim sana kavuşmak istiyorum diyor. Budur. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz yani. Sen şimdi helal haram demeden yaşarsan son nefeste iman kurtarmak zor olur. Son konuşmasını bile işte kayıtlar veriyor. Karaman'da mı ne konuştu çıktığı zaman da. Ne diyor? Yani adam 2-3 dakika konuşuyor hemen ahiret. Hiç öleceğini bilmiyor. Helikoptere bin, ne olacağını bilmiyor. Hasta değil, bir şey değil. Ama adam ahirete imanı olan adam devamlı bunu düşünür. Orada iki kelamda ne diyor yani? Vaaz ediyor. Hocalardan çok vaaz ediyor. Ruh dediğin diyor küf diye çıkar. Bir anda bir nefeste insan gider diyor. Ahiret var diyor. Dünyayı düşünmek lazım, yamulmamak lazım, yanlış yapmamak lazım, taviz vermemek lazım vesaire vesaire. Ha şimdi o tabii böyle insanlar bu yolda ölürler, gurbette ölen şehit olur inşallah. Öyle inanıyoruz, öyle itikad ediyoruz. Üstadımız Hazretleri de çok severdiler, çok dua ettiler. Bütün Evliyaullah iyi insanlar seviyor. Değil mi şimdi? Ha demek ki hayatında insan harama helala dikkat ederse, kul hakkına dikkat ederse, bu büyük günahlara düşmemeye dikkat ederse, para için, makam için, mevki için yamulmazsa, bu insanlar inşallah iyi giderler.
Ama tabii şimdi efendim büyücülük, efendim yok bir iş için maddi menfaat için ona sihir yapayım, onun işini bozayım, onun gönlünü kapayım. O efendimizin bu gibi işlere bulaşan insanlar Allah muhafaza etsin, imanları selametli kalmaz. Dolayısıyla bir kötü işin uğursuzluğu yüzünden İslam elden çıkabilir. İnsan bir sihir yapar, bir büyü yapar, ya razı olur, yaptırır. Bir de bakar son nefeste de Allah ona kelime-i şehadet okutturmaz. Allah bile diyemeden ölür. Niye? Çünkü yaptığı günah önüne geçer. Önüne geçer. Onun için haramlardan çok uzak durmak lazım. Hele bu sihir gibi, büyü gibi. Hangi hadiste zina, içki, sihir bunlarda hep ne diyor? İmanla onları karşı karşıya koyuyor. O imanla karşı karşıya koyulanlar başka günahlara benzemez. Onlara özel riayet lazım. Yani o varsa o yok hesabı. Yapılan noktalarda dikkat, riayet, ihtiyat elden bırakılmaması lazımdır. Böylece ve bir cümleti mektubun hasılı küllüma emre bil muhbiru sadiku aleyhi ve aleyhi salatu vesselam. En doğru haber veren kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O ne emrettiyse ve beyyenevul ulema fil kutubi şer'iyye. Ehli sünnet alimleri şeriat kitaplarında neleri beyan ettiler? Helaldir, haramdır, mekruhtur, mubahtır, emirdir, yasaktır. Bunlar hep açıklanmıştır. Yenbeğil içtihadu ve se'yül belîgu fimtifâni. Bu emirleri tutup yasaklardan kaçmak hususunda son derece gayret, titizlikle mesai vermek lazımdır. Mu'takiden hilâfehu semmen atilen musilen ilel mevtile bediyyi ve muki'an fî enva'il azâbis sermediyyi. Bunun tersini yapmayı da ne bileceksin diyor. İçki yasaklandı. Bunun tersini yapıp içki içmeyi. Sihir yasaklandı. Bunun tersini yapıp büyü yapmayı. Zina yasaklandı. Bunun tersini yapıp zina yapmayı. Efendim, faiz yasaklandı. Bunun tersini yapıp faize bulaşmayı. Ne bileceksin bunu diyor. İnsanı ebedi ölüme götüren ve sonsuz azaba sürükleyen öldürücü bir zehir olarak bilmen lazım. Bak ebedi ölüm diyor. Yani şimdi mesela Muhsin abi öldü vesaire, arkadaşlarımız ölüyor, Allah rahmet eylesin. Bu ebedi ölüm değil. Bunların öldüğü şimdi ebedi ölüm değil. Ya nedir? Muvakkat ölüm. Çünkü mahşer sabahı herkes kalkacak. Bu ebedi ölümden kastı nedir? Kalp ölümüdür. Yani imansızlıktır. Sonsuz azap neresidir? Cehennem azabıdır. Dünyadaki her azabın sonu vardır. Onun için şu öldü, yazık oldu, mazık oldu, sen onu bunu bırak da. Kimseye yazık olduğu yok. Sen kendine yazık etme. Allah herkese ecel tayin etmiştir. O vakitten ileri zaten geçmeyecektir. İmanla ölenin bayramı olsun. Ama imanını kaybedip de Resulullah'ın emir ve yasaklarının tersini yaparsan işte esas öldüren zehir budur. Bu senin ruhunu öldürür. Şimdi öbür ölüm ne yapar? Bedenini öldürür. Ruhu bedenden ayırır. Bedenini öldürür. Ruha ölüm yok. Ama şeriatsızlık yapmak ne yapar? Ruhunu öldürür. Ruhunu öldürdü mü nereye düşürür? Sonsuz azaba düşürür. Onun için şair ne güzel söylüyor. Leyse men ma tefestirahe bi meytin innemel meytü meyyitül ahyâi. Ölüp de istirahat edene ölü demezler. Ölü ancak diriyken kalbi ölenlerdir. Allah muhafaza. Şimdi bu kadar imansız insan geziyor. Ölü bunlardır. İnşallah biz de o ölülere ilhak olmayalım. Yoksa imanlı ölmüş. Bu istirahat ediyor. Bu ölüp de istirahat etmiş. Buna ölü demenin ne manası var? İslam'a uymamak sen bir katildir. Öldürücü bir avudur, zehirdir. Sahibini ne yapar? Sonsuz azaba sürükler, düçar eder. Onun için Allah muhafaza buyursun. Bu kadınlarla ilgili, biatla ilgili mektuptur. Bir ders daha kaldı. Şimdi daha uzatamayacağız. Bu dersi de haftaya Salı akşamı 9'da inşallah bitiririz. Mektup da böylece bu konudaki mektup bitmiş olacak inşallah. Biat eden kadınların kabul etmesi durumunda olan hadiseleri özetleyecek İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretleri. Allah Teala cümlemize sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeyi nasip eylesin. Sevmediklerinden uzak kalmayı nasip eylesin. Amin. Şimdi efendim radyoları başından bizi dinleyenler veya internetlerinden dinleyenler kısaca efendim ilanlarımızı hemen yapıyoruz. Şimdi Irak'tan alimler geldiler. Bu alimler ehli sünnet alimleridir.
Irak'ta çok büyük zorluk ve darlık içinde olduklarını, en büyük tehlikenin başlarında kim olduğunu, Şia olduğunu. Yani Amerika Şiilerle ittifak ediyor ve Şiiler Ehl-i Sünnet'i böyle boğazlıyor, kesiyor. Sokağa çıkacak halimiz yok diyor. Kağıdından, kimliğinde Ehl-i Sünnet yazıyorsa kesebilirler diyor yani. Böyle bir Ehl-i Sünnet Irak'ta sıkışmış durumda. Bu alimler Lale Gül FM'de, bu 88.4 Lale Gül FM'de cumartesi, bu cumartesi saat 7'de konuşma yapacaklar. Arap alimleridir, Ehl-i Sünnet alimleridir. Bunlar tercüme yapılacak. Irak'ın durumu, Ehl-i Sünnet'in Irak'taki perişan hali. Herkese bunu ilan edin. Herkese mesaj çekin. Herkes birbirine haber etsin. Evlerimizde rahat rahat oturuyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Bak Allah sorar. İnsanlar orada tetikte böyle duruyor. Efendim arama bahanesiyle giriyorlar. Bir günde 1000 tane Ehl-i Sünnet'i kesmişler. Bir günde. Ehl-i Sünnet çok zor durumdadır. Allah için vicdanlarınıza inşallah efendim hitap edin. İnsanlara da ilan edin. Bu cumartesi saat 7'de bu alimler, Ehl-i Sünnet alimleri, Irak İmam-ı Azam Üniversitesi'nin hocaları ve bu kişiler size konuşma yapacaklar. Ondan sonra önümüzdeki günlerde de bazı işte dernek faaliyetleri var. İnşallah istifade ederiz. Müslümanların derdiyle dertleniriz. Ehl-i Sünnet'in hassasiyetini taşırız. Bu Şia mezhebi gibi efendim dış güçlerle anlaşıp da Müslümanların üzerine yüklenenlerin sırrını çözeriz, ipliğini pazara çıkarırız. Biz size bunları diyorduk, hep söylüyorduk ama siz acaba diyebilirdiniz. Ya da bu hoca ne biliyor? Bakın adamlar yerinden, merkezinden gelmişler, durumlarını anlatacaklar. Allah rızası için hepinizi bu programı dinlemeye ve dinletmeye davet ediyorum. Ehl-i Sünnet Irak'ta ne olmuş, ne hale gelmiş? Yani Allah muhafaza, biz bu dertle dertlenmezsek, bu laubalilik ve ciddiyetsizlik neticesinde biz de çok büyük sıkıntılara düşebiliriz. Bari kardeşlerimizin yani hallerine üzülsek, o da bir ibadettir. Üzüntü bile bir ibadettir. Böylece Allah bizi de kurtarır inşallah. Onları da bir an evvel halas eder. Cumartesi saat 7'de. Ondan sonra yine söylüyoruz. Çünkü namaz vaktiydi. Camilerden gelip dinleyenler çok olmuştur. O ilk ilanları dinleyemeyenler için. Bu pazar İmza günümüz olacaktır. Yavuz Selim Caddesi No 52 Fatih'te, Dört Yol Ağzı Arifan Yayınları'nda saat 14'ten sonra inşallah efendim kitap imzalamamız olacak. Bay bayan insanlar davetlidir. Ondan sonra Şifa-i Şerif dersi pazar günü 2'den sonra Fatih'teki dernekten yapılacaktır. Bu şifa dersleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletlerini inkar edenlere karşı başlatılmıştır. Allah Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem taraftarlarından ayırmasın inşallah. Bu derslerinde çok önemli ve ehemmiyeti vardır. Bu derse de hanım kardeşlerimiz iştirak edebiliyorlar. Bay bayan gelebiliyor. Ona göre müsait yer vardır. Ondan sonra kardeşler bu cübbelahmethoca.tv'den canlı yayın nasıl başarılı olur mu? Şu anda canlı yayını soruyorum. Başarılı oldu diyorlar. İlk denememiz oldu bu gece. İnşallah canlı yayın hala veriliyor oradan. Cübbelahmethoca.tv'den salı akşamları bu yayını artık görüntülü dinleyebileceksiniz. Ondan sonra da diğer dersleri de inşallah canlı dinlenebilir. Bunu da insanlara duyurursanız belki teşvik edici olur inşallahurrahman. Geçen hafta yayın sonu kesildi. Yukarıdan bir teknik arıza nedeniyle. Onun için halk merak ettiler. Çörek otu mucizesi ve şifa dualarını ilan ettim. Bu çörek otu mucizesindeki tedavi usulleri bir kitapta bulamazsınız. Hem hadis-i şerife dayanıyor, hem ilmi verilere dayanıyor, hem de dualara dayanıyor. Yani burada çok özel dualar vardır bu çörek otu kitabında. Hem çörek otunu nasıl kullanacağınız vardır, hem de şifa ayetleri, şifa duaları. Mesela burada İmam Kuşeyri Hazretleri'nin efendim çocuğu hasta oldu. Ölecek hale geldi, çok üzüldü. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazretleri kendisine mana aleminde şöyle buyurdu. İcme ayati şifa. Şifa ayetlerini Kur'an'da topla. Kaç tane varsa. Ve kıra aleyh, çocuğuna oku. Ve tübâ fîne. Sonra bir kaba o ayetleri yaz. Ve ceal fî meşruben. Sonra onu suyla çözdür. Ve sıkıya, çocuğuna içir.
Bunu yapar yapmaz çocuğu şifa bulmuştur. Ruhul Beyan tefsirinde bunun kaynağı veriliyor. Biz her yazdığımıza kaynak veriyoruz. Kur'an'da 6 tane şifa ayeti mesela, bunlar 86. sayfada var. Ondan sonra Resulullah hastalara ne okurdu? Bak burada öyle bir şey var ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'tan rivayet, Ebu Davud bu kaynak. 88. sayfada çörek otu kitabında. Bu çörek otu deyip de siz atlar kitabı zannetmeyin. Burada ayet hadis dolu. Ve çok ince ilimler var. Hangi hastanın yanına giden bir adam, eğer o hastanın eceli gelmediyse, eceli gelene çare yok, eceli gelmediyse 7 kere ne diyor? Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyek. Ha, büyük arşın Rabbi olan büyük Allah'tan isterim ki sana şifa versin. Eğer diyor bu kadar kısa ve kolay, hangi hastanın yanına gitse, eceli gelmemişse o hastanın, 7 kere bunu okusa, mutlaka Allah onu o hastan kurtaracak. Hastalıktan afiyet verecek. Mutlaka diyor. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor. Dolayısıyla bunları öğrenin. Daha burada bak terkipler var. Bazılarını yine söylerim. Bir de çörek otu. Kanser dahil olmak üzere hiçbir hastalık adamı öldürmez. Deminden beri diyoruz öldüren ancak Allah'tır. Hastalık adamı öldürmeyeceğine göre hadis-i şerifte her derdin devasını Allah yaratmıştır. Mutlaka tedavinize bakın. İşte çörek otu mucizesi kitabı inşallah size yani 60-70 tane hastalığa ayrı ayrı ilaç. Yani çörek otuyla tedavide. Velakin ismi geçmeyen bir hastalık varsa da Resulullah her hastalık buyurduğu için o zaman genel tedavide nasıl kullanılacak? O da yazılmıştır. Böylece inşallah Allah'ın derdine derman yaratmadığı kul kalmayacak inşallah. Ondan sonra iki vasiyetim bunu söylüyorken herhalde yayın kesilmiştir. Bu CD halinde çıkmıştır. Görüntülüsü de var. Görüntülü olan Adapazarı'nda yapılmıştır. Bundan dolayı çok ortalık karıştı, etti. Efendim çok insanlar bu işteki sırrı anlayamadılar ama bizim burada iki vasiyetimden kastımız nedir? Şimdi öleceğimizi bilsek birkaç dakika vakit kalsa iki vasiyetim olur demektir. Bunların birisi Yahudi Hristiyanlarla diyalog yapalım, onlar da cennete girecek diyen cemaatlerin insanlara aşıladığı yanlış inanç tehlikesidir. Bu misyonerlerin işine gelecek, efendim onların ekmeğine yağ sürecek, bu memleketin parçalanmasına hizmet edecek bir projedir. Ben bu tehlikeyi görüyorum. 20 sene evvel Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen bir hoca varken, şimdi Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen yüzlerce hoca türemiştir. Bu türetilmeden anlıyorum ki bu faaliyet devam ediyor ve bu 20 sene sonra Yahudi Hristiyan cennete gitmeyecek diyen hoca bir iki tane kalacaktır. Bu da bütün millete, onlara da merhametle bakalım. Nasıl olsa onlar da cennete gidecek, Hristiyan olmakta da bir zarar yok bilincini verecektir. Bu da Çanakkale'yi geçemeyenlerin, topla tüfekle bu memleketleri işgal edemeyenlerin, Hristiyanlara, Yahudilere yani merhamet nazarıyla bakalım. Tabii bakalım, hayvanlara bile biz merhamet ediyoruz da, Yahudi Hristiyanlar insandır. Biz nasıl insana efendim merhamet etmeyiz? Biz merhamet ediyoruz. Ama Muhammedur Resulullah demeyenlere özel bir merhamet. Dolayısıyla bunların cennete gireceğini söylemek, bunların cennete gireceği de yerleşirse fikir olarak artık Hristiyan olmanın da bir sakıncası kalmayacak demektir. Çünkü neden o da cennete giriyorsa niye ondan sakınalım, öyle değil mi? Bak ne sinsi plan yatıyor. Bu iki vasiyetimi mutlaka dinleyin, dinletin, her tarafa ulaştırın. İkincisi de Ehl-i Beyt'in mezhebi diyerek Şia mezhebini Türkiye'de yutturmak ve tutturmak istiyorlar. İşte Irak meydandadır. Amerika ile anlaşan Şiiler Irak'ta Sünni rejimi devirelim derken memleketini hale getirmişler. Efendim 1 milyondan fazla insan ölmüş, 6-7 milyon insan dul kalmış. Böyle bir tehlikeye sebebiyet veren Şialar olmuştur. Şimdi de Türkiye'de bazı hocalar, cemaatler yayın organlarında efendim Ehl-i Beyt adı altında Ehl-i Beyt çıplak ayağı meseder, Ehl-i Beyt şöyle böyle diye Şia'nın kötü fetvalarını, yanlış fetvalarını, müstehcen fetvalarını Ehl-i Beyt'imize mal ederek Resulullah Efendimiz'in akrabası olan kıymetli imamlarımıza iftira ve milleti de Şia deyince tepki olur diye Ehl-i Beyt adı altında Şia'ya doğru çekme projesi başlatılmıştır. Bunu da kimler yapıyor, yaptırıyor? Bunların hepsinin ismi, cismi,
vasfı, tarifi, beyanları, yayınları bu kasette bildirilmiştir. Ben ölürsem de bu iki vasiyet tutacak inşallah. Yaşarsak da tutacak. Yani Necip Fazıl'ın dediği gibi bu tekerlek tümsekte kalmayacak inşallah. Bu dava yürür. Bizim de yaşamamız illa mesele değil. Ama şuur yaşasın, bilinç yaşasın, din derdi yaşasın inşallah. Yani canımıza, malımıza, çoluğumuza, çocuğumuza gelecek zarardan çok, dinimize verilmek istenen zararlara karşı duyarlı olalım. Allah ve Resulüne karşı kimseyi tutmayalım. Hiçbir önderi, hiçbir lideri, falan hocayı, falan lideri asla ve kat'a Allah ve Resulüne karşı hiç kimseyi tercih etmeyelim. Bize Allah ve Resulü gerektir. Gerisi lüzumsuzdur. Onun için derdimiz dinimiz olsun. Al, hepiniz Allah'a emanet olun inşallah. Bu vesileyle tekrar Muhsin abimize bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü ve yanında beraber ölen ehli iman dervahı için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü ve hep dinleyenlerimizin geçmişlerinden müminin-i müminat dervahı için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bu şehadetler ki bir tanesi gökten yerden ağır gelir. Rabbim sevaplarını kardeşlerimizin ervahına hediye eyledik. İhsan eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin, kabir azabından muhafaza eylesin, ilk gecelerini kolay eylesin, ondan sonrasını daha kolay eylesin.